Ben de giriş yapayım ki başlat. Tamam. Evet, günaydın herkese. Ben Murat Han Saygılı. Alper'in de dediği gibi bugün sizlerle birlikte Primavera P6 yazılımı nasıl çalışıyor ve bu yazılımı kullanarak neler yapabiliriz? Bunlara bakacağız. Başlamadan önce kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Murat Han Saygılı. Geçtiğimiz yıl ODTÜ İnşaat Mühendisliğinden bizim bölümden mezun oldum. Bir yıldır da Construction Engineering and Management alanında yüksek lisans yapıyorum. Bugün de sizlerle birlikte bu geçtiğimiz çalışmalar boyunca öğrendiğim deneyimleri sizlere aktararak uygulamayı kullanacağız beraber. Başlamadan önce neler yapacağımıza bir bakalım isterseniz. Şimdi öncelikle şöyle ikiye ayırdık eğitimi. İlk kısmı teorik olacak. Slide üzerinden gideceğiz. Daha sonra da uygulama kısmına geçeceğiz. 100 saniye. Tamam. Şimdi öncelikle Primavera'nın ne yaptığına ve ne işe yaradığına bakacağız beraber. Daha sonra biliyorsunuz ki bu yazılım belli bir veri tabanı gerektiriyor. Bunları nasıl erişebiliriz, nasıl kurabiliriz bunlara bakacağız. Programın arayüzünü inceleyeceğiz. Nerede ne var, neye nasıl ulaşabiliriz bunları konuşacağız beraber. Sıfırdan belli bir proje oluşturacağız. Uygulamasını da yapacağız zaten sonrasında. Proje takvimi nasıl oluşturulur? İşte EPS nedir, OBS nedir? WBS nedir? İş kurulum yapısı nasıl belirlenir? İşte aktivite nasıl eklenir? Aktivite kodları nedir? Kısıtlandırmalar, constraint'ler nelerdir? Daha önce de bu 332 dersinde gördüğünüz predecessor'lar, öncüler, successor'lar yani ardıllar nedir? Nasıl eklenir? Bunlara bakacağız. Devamında kaynak atacağız beraber. İşin resource kısmına da gireceğiz. Ardından Primavera'da en çok kullanılan, belki en çok kullanılan araçlardan bir tanesini kullanacağız. Schedule aracı. Bütün proje oluşturduktan sonra ilerleme girmek için projenin orijinal halini, planlanmış halini referans olarak atacağımız baseline'ler oluşturacağız. İşte sonrasında ilerleme gireceğiz, güncelleme yapacağız. İçe aktarma, import, dışa aktarma, export, normal yazılımlarda olduğu gibi. Görünüm ayarlarına bakacağız. Raporlama yapacağız. En son olarak yazdırmaya baktıktan sonra örnek uygulamaya geçeceğiz beraber ve bu konuştuğumuz şeylerin belki de tamamını, belki de daha fazlasını yazılımı gerçekten kullanarak uygulayacağız. Dediğim gibi başlamadan önce Primavera P6 nedir, ne yapar, nerelerde kullanılır buna bir bakalım. Bilinenin aksine Primavera yalnızca iş zaman çizelgesinin hazırlanmasında değil, yani sadece bir Gantt chart oluşturmada değil, bununla beraber tüm kaynakların, risklerin, tüm projenin yönetilmesine yardımcı olan bir yazılımdır aslında. Ve oldukça yaygın olarak kullanılır. İlk olarak 1983 yılında Primavera Systems tarafından üretiliyor, geliştiriliyor bu yazılım. Ve Primavera Latince'de ilkbahar olduğu ve yazılım ilkbaharda geliştirildiği için ismine Primavera diyorlar. Seneler boyunca da öyle kalıyor. Daha sonra 2008 yılında Oracle bunu satın alıyor. Belli geliştirmeler yapıyor. Ciddi anlamda geliştirmeler yapıyor ama son epey yıldır yazılım aynı şekilde duruyor. Dediğim gibi sadece zaman yönetiminde, sadece Gantt chartlarının oluşturulmasına değil, maliyet yönetiminde, kaynak yönetiminde, portföy, risk, veri tabanı yönetiminde ve projenizi izleme, project monitoring kısmında performans takibi ve raporlama yapabileceğiniz çözümleri sunuyor bize yazılım. Ve bu sadece bizim alanımızda, inşaatta değil, genel olarak mühendislik uygulamalarında, savunma sanayinde ve havacılıkta yaygın olarak kullanılan bir yazılım. Şimdi sizde var mı yazılım bilmiyorum. Umarım yani bir yazılıma indirmiş olanlar, bilgisayarında olanlar vardır umarım ama kısaca bahsedeyim nasıl indirebileceğinizden. Ne zamandan beri var bu tam bilmiyorum ama artık Oracle bunları size ticari olarak kullanım yapmamanız şartıyla ücretsiz olarak sunuyor. Siz şu web sitesine giriyorsunuz. Bunu isterseniz chatten de Alperen gönderir size. Belli bir hesap oluşturuyorsunuz. Bu hesabınızı oluşturduktan sonra klasik belli bir yazılım indirir gibi hesap oluşturuyorsunuz ve sadece şey yapmanıza gerek yok bu arada. Metin mailinize girmenize gerek yok. Herhangi bir Gmail, Hotmail de olur. Ardından bize böyle bir sayfa açıyor. Bu Primavera'nın ya da Oracle'ın diyeyim
tüm yazılımlarının bulunduğu veri tabanı aslında. Uygulama uygulama tabanı diyeyim. Burada Primavera'nın birden fazla versiyonu ve birden fazla yazılımı var. Yani bizim kullanacağımız şu an mesela Professional Project Management sürümü ama Enterprise Project Portfolio Management var. Bakın şurada görürsünüz. Veya ilerleyen sayfalarında Risk Management kısmı olması lazım. Farklı farklı uygulamaları var. Biz bugün bunu kullanacağız ve 19.12 sürümünü kullanacağız. Kurulumunu birazdan göstereceğim ama ondan önce veri tabanı bağlantısına biraz giriş yapmak istiyorum. Primavera direkt olarak bilgisayarınızda çalışıyor aslında ama burada arka planda çalışan standalone dediğimiz bir veri tabanı var. Bilgisayarınıza bunu kuruyor. Size soruyor nasıl kuracağız diye. Kendi bilgisayarınıza kurabilirsiniz veya atıyorum bir şirkette çalışıyorsunuzdur ya da bir veri tabanı oluşturmak istiyorsunuz, bir cloud tabanı oluşturmak istiyorsunuzdur. Burada farklı seçenekler de mevcut. Şuradaki 4 seçeneği görüyorsunuzdur. İşte Microsoft SQL Server'ında veya P6 Pro Cloud dediği kendi cloud'unda oluşturabilirsiniz. Burada login name, password genelde admin olarak belirlenir. Yani standalone olarak kendi bilgisayarınızda kuracaksanız bunu admin olarak kullanabilirsiniz. Kolay oluyor. Gidip de absürt şifreler girmenize gerek yok. Çünkü zaten sadece siz erişebiliyorsunuz. Şimdi bahsettiğim sayfadan yazılıma indirdiğiniz, kurduğunuz zaman normal yazılım kurar gibi en son sayfada size bunu soruyor. Ne yapayım buradan sonra diye. Siz burada Run Database Configuration'ı seçin, mutlaka seçin. Daha sonra da yapabiliyorsunuz ama hazır burada size soruyorken yapın ve öyle devam edin. Devamında standalone veri tabanı tipini soruyor. Standalone olarak seçiyoruz. Yeni bir veri tabanı oluşturabiliyorsunuz veya existing olan yani hali hazırda bulunan bir veri tabanına bağlı biliyorsunuz. Burada login name, password olarak tercihte bulunuyorsunuz. Son olarak da buradan next deyip klasik yazılım kurar gibi yazılımı kuruyorsunuz bilgisayarınıza. Eğer bu konuda sorusu olan varsa en son tekrardan soracağı kısmında sorabilir. Bilginiz olsun. İlk olarak bize açılacak sayfa bu. 19.12 sürümünü indirirseniz sizin karşınıza çıkacak olan sayfa bu. Buraya admin yazarak devam ediyorsunuz. Uygulamayı açtığımız zaman karşımıza çıkacak ilk sayfa bu olacaktır. Burada aslında Primavera'da kullanılan çoğu araç, çoğu uygulama mevcut. İlk olarak burada bir sürü proje listesi görüyoruz. Bakın şurada projects yazıyor. Bunlar aktiviteler değil, bunlar projeler. Sizin portföyünüzdeki, şirketinizin yürüttüğü projeler aslında bunlar. Burada da bir Gantt chart var. Bunlar da bütün yani proje boyunca projenin ne kadar süreceğini gösteriyor. Aktivite bazında değil de proje bazında gösteriyor. Siz buradan şu eksilere tıklayıp bunları özet haline getirebiliyorsunuz. Beraber inceleriz zaten. Daha sonra normal yazılımlarda olduğu gibi bir menü barımız var. Belirli araç çubuklarımız var ve en altta da bir tane status barımız var. Şu küçüğünden başlayalım kısaca konuşmaya. Status barda klasik hangi portföydesiniz, hangi portföyde çalışıyorsunuz, veri giriş tarihiniz nedir? Daha ileride anlayacaksınız bunu ne demek istediğimi. Hangi baseline'dasın, hangi kullanıcı bunu kullanıyor ve hangi veri tabanına bağlısın bunu görebiliyorsunuz. Menüye geldiğimiz zaman aslında şuradaki araç çubuklarının tamamı menü içerisinde mevcut. Ama siz kolaylık olsun diye buradan araç çubuklarından erişebiliyorsunuz. Yani bildiğiniz yazılım gibi, normal uygulamalar gibi. Bu araç çubuklarını yeniden değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Bunlardan uzun uzun bahsetmeye gerek yok bence. Bu menü içerisinde olanları birazdan konuşacağız zaten. Evet, birazdan konuşacağız. Daha şimdi konuşacağız. Şimdi programın arayüzüne bakacak olursak, az önceki şu menü barda bahsetmek istediğim 3 tane menü çubuğu var. Bunlar Project, Enterprise ve Tools. Bunun dışında olanlara bakalım. Şu Project, Enterprise ve Tools burada. Belli bir admin paneli var. Sizin admin düzeyinde, yönetici düzeyinde alacağınız kararları belirlediğiniz kısım. Yani bu ne demek? Primavera'yı şu an kendiniz kullanırken bütün ayarlarına, bütün uygulamalarına erişebiliyorsunuz. Ancak bunu gerçekte kullandığınız zaman belirli tipteki kullanıcılara belirli kısıtlar getirebiliyorsunuz. Atıyorum
A kişisinin altında çalışan B kişisi gidip de admin paneline erişemeyebiliyor. Gerçek uygulamalarda böyle oluyor. Siz bundan her örneği yapabiliyorsunuz. Zaten file, edit, view bunlar klasik uygulamalarda olan kısım. Son olarak bir tane help var. Yine aynı şekilde uygulamalarda bulunan help butonu. Şimdi ilk olarak project altındaki araçlara bir bakalım. Şimdi Primavera'nın içerisinde şöyle bir olay var. Ya siz proje düzeyinde değişiklik yapabiliyorsunuz ya da şirket düzeyinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Yani bu nedir? Belirli bir birden fazla projeniz var. Sadece bir projenin atıyorum harcamalarını değiştirmek istiyorsunuz veya o projenin risklerini yönetmek istiyorsunuz. Bunları bu proje kısmından yapıyorsunuz. Ancak şirket düzeyindeki ayarları, işte organizational breakdown structure, bunları konuşacağız birazdan, kaynaklar, EPS, bunları enterprise menüsü altından yapıyorsunuz. Tool'da zaten tüm Primavera genelinde kullanabileceğiniz işte schedule, level resources gibi belli araçlar. Gelelim en başına, project. Şimdi projenin altında sizin projenizdeki aktiviteleri yöneteceğiniz bir panel var. Bu activities. Aynı şekilde kaynaklarınızı yöneteceğiniz panel, resource assignments. Ve iş kırılım yapınızı göstereceğiniz, yani projenizin iskeletini oluşturacağınız kısmı yöneteceğiniz panel de burada. Az önce bahsettim, baseline dedik. Baseline nedir? Projenizi oluşturdunuz. Belirli bir ilerleme gireceksiniz. Artık proje başladı. Bu ilerlemeyi neye göre giriyorsunuz? Projenizin orijinal hali ne? Yani gidip de şöyle düşünün, bir Word dosyası düşünün. Belirli değişiklik yapıyorsunuz. Size gelen hazır bir atıyorum rapor var. Belirli değişiklikler yapıyorsunuz ama orijinal hali ne? Ben neyi değiştiriyorum? Bunu görmek için baseline oluşturuyorsunuz. Ve bunları kullanıyorsunuz proje boyunca. Devamında harcamalar var. Şimdi aslında resource'lar var. Bunlarda nasıl anlatayım size? Ekskavatör düşünün. Bir kazı işi var ve ekskavatör kullanılacak. Bu ekskavatörün saatlik bir ücreti var. Tamam, bunu girebiliyorsunuz resource kısmında. Ama atıyorum siz bu iş için belli bir ne olsun danışmanlık hizmeti alacaksanız bu ekstra bir harcama oluyor o aktivite için. Ve siz bunu expense'ler altında yönetebiliyorsunuz. Work products and documents kısmı var. Burada da atıyorum o aldığınız danışmanlık hizmetinin imzalanmış bir dosyası var. Girip bunu Primavera'ya ekleyebiliyorsunuz. Yani sadece aktivite girmiyorsunuz. Sadece kaynak girip belli satırlar doldurmuyorsunuz yazılımda. Bununla beraber doküman ekleyebiliyorsunuz. İşte resim bile ekleyebiliyorsunuz ve bunları belirli bir veri tabanından herkesin erişimine açabiliyorsunuz. Devam edecek olursak, bunlar hep planlama kısmı içindi. Project monitoring kısmı var bir de. Burada proje ilerlerken proje takibini yapmanızı sağlıyor. Belli performans endekslerini takip etmenizi sağlıyor. Atıyorum bir tane performans değişkeniniz var. Belli bir eşik değer atıyorsunuz buna ve atadıktan sonra onun altına düşerseniz veya o değeri aşarsanız uygulama sizi uyarıyor bu issues kısmında. Burada bahsedeceğim son kısımda riskler. Bu Primavera'nın risk için ayrı bir uygulaması var ama bu Professional Project Management kısmında her aktiviteye risk atayabiliyorsunuz. Uygulama kısmına geçtiğimiz zaman detaylarına bakarız zaten. Devam edelim Enterprise kısmında. Şimdi ne dedik? Bu zamana kadar yaptıklarımız o projeye özeldi. Farkındaysanız hep o projede, o aktivitede dedim. Ama burada bütün projeleri uygulayabileceğiniz, şirket düzeyinde yapabileceğiniz ayarlar mevcut. İlk olarak projeler. O az önce bahsettiğim şu sayfa, project sayfası. Tüm projelerinizi görebiliyorsunuz burada, şirket düzeyindeki. Enterprise Project Structure var. Birazdan daha detaylı değineceğim. Bu şirketinizin, projelerinizin daha doğrusu kırılım yapısı aslında. Bakın şurada enerji demiş, manufacturing demiş, işte product development demiş. Bu bir EPS aslında, bir kırılım yapısı. Aynı WBS gibi, Work Breakdown Structure gibi projelerinizin breakdown edildiği yapı bu da. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Burada bahsetmek istediğim kısımlar resource'lar, roller. Hatırlarsanız şey demiştim, admin panelinde belli kişilere belli izinler verebiliyorsunuz, belli kısıtlar getirebiliyorsunuz. Bunları roller, işte OBS kısmından yapabiliyorsunuz. Belirli kodlar var. Aynı şey gibi düşünün bunu. Belli tagler, belli sınıflar atayabiliyorsunuz
belli resource'lara, belli projelere, belli aktivitelere. Atıyorum diyorsunuz ki işte bu aktivitenin belli kodları var. İşte Rusya yapıştırdım. Rusya'da yapılıyor bu aktivite. Bu bir enerji projesi. Enerji diye bir kod yapıştırdım. Bu şekilde bildiğiniz sticker yapıştırır gibi aktiviteleri, projeleri veya kaynakları tagleyebiliyorsunuz. Bakın şurada bir image kısmı var. Fotoğraf ekleyebiliyorsunuz, resim depolayabiliyorsunuz. Ve buradaki en önemli kısımlardan bir tanesi bence calendars. Burada şirketinizdeki kullandığınız tüm projelerini yönettiğiniz takvimler mevcut. Eğer şey yaptıysanız bilirsiniz zaten. Bu 332 dersinde proje veriyorlar. Orada uyguladıysanız takvimlerin ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüzdür zaten. Kaç gün çalışıyor? Haftada, günde kaç saat çalışıyor? Ayda kaç gün çalışıyor? Bunları calendars kısmından kontrol edebiliyorsunuz. Son olarak da tools kısmı. Bu schedule tool'u var. Siz belli değişiklikler yapıyorsunuz. Aktivite giriyorsunuz. Gün giriyorsunuz. Tamam. Ama bunları yazılıma anlatmak için sürekli olarak schedule demeniz lazım. Sürekli olarak planla demeniz lazım buna. Böylece Primavera'ya siz yapmak istediğiniz şeyleri anlatıyorsunuz bir nevi. Bunu da yapacağız. Merak etmeyin. Burada bahsedeceğim işte level resources var. Burada kaynak girdiniz ama belli kısımlarda bir yığılma var mesela. Bir S-curve vardır bilirsiniz. O kaynakların bir nevi kaynakların nasıl projeyi dağıldığını gösterir. Siz eğer belli bir kısımda yığılma yaratmışsanız Primavera bunları size şeyi sağlıyor. Gidip de bunu ortada bu kadar değil de bunu yanlara dağıt diyor. Resource leveling yapıyor kendince. Belli sıkıntıları var. Evet ama yapıyor. Burada bahsedeceğim son kısımda raporlar. Primavera'nın bence en iyi çalıştığı kısım bu. Raporlama sağlıyor. Bütün proje düzeyinde, şirket düzeyinde ne istiyor? Yani ihtiyacınız olan pek çok taslağı mevcut. Raporlama alabiliyorsunuz, rapor alabiliyorsunuz. Şimdi sıfırdan proje oluşturmada neler gerekiyor ona bir bakalım beraber. Dedik ki OBS ve EPS. Bunlar nedir bakalım şimdi. OBS, organizasyondaki çalışanların projelerdeki görevlerini hiyerarşik yapıda gösteren kırılım yapısı çeşididir. OBS, şirketteki yönetim yapısının Primavera'ya aktarılmış halidir. Eğer staj yaptıysanız daha önce bir şirkette veya bir şirketin girip de web sitesine girdiyseniz orada görmüşsünüzdür. Belli bir yönetim yapısı vardır. İşte tepede president vardır. Altında vice presidentler vardır. Daha sonra işte project manager'lar gelir vesaire. Siz bunları yazılıma OBS yardımıyla aktarabiliyorsunuz. Bu da belli bir projede kim yönetici, o kimden yetki alıyor? Bunların tüm kullanıcılar tarafından görünmesini sağlıyor. Bu insanların kırılım yapısı. Bir de projelerin kırılım yapısı var. Buna da EPS diyoruz. EPS projeleri yine hiyerarşik olarak sınıflandıran kırılım yapısıdır. Az önce gördüğünüz işte enerji vardı. Şuradan tekrar bakalım. İşte enerji vardı, manufacturing vardı. Mesela product development var ama bunun altında belli programlar var. Siz ya bunu bir ağaç gibi düşünün aynı. Pardon. Bunu bir ağaç gibi düşünün aynı. Belli dallar var. Ve her projeyi belli bir dala asıyorsunuz. Ve o dallar belli bir branştan geliyor. Belli lokasyondan, belli proje türünden göre ayrılmış olabiliyor. Bunları da EPS yardımıyla yapabiliyorsunuz. Projeyi nasıl oluşturuyoruz? Giriyorsunuz bu file kısmında new diyorsunuz. Belli bir EPS seçiyorsunuz. Eğer EPS'iniz yoksa buradan sonra devam etmenize izin vermiyorum zaten. Ya ben bu projeyi nereye koyacağım diyor kendi içinde. Bu da EPS oluyor aslında. Projenin adı, project ID, başlangıç ve bitiş zamanları. Peki bu projeden kim sorumlu? Bunları seçiyorsunuz. Şimdi bu başlangıç ve bitiş tarihiyle ilgili bahsetmek istediğim bir şey var. Siz eğer projeyi planlıyorsanız, belirli kafanızda planlamak istediğiniz, başlamak istediğiniz bir tarih vardır. Veya anlaştığınız, işte işverenle anlaştığınız bir tarih vardır atıyorum. Bunu girersiniz. Ama planlama aşamasındaysanız daha, belli bir bitiş tarihi genelde girmezsiniz. Çünkü buraya bir tarih girdiğiniz zaman, bu float ayarları var, float hesapları vardı. İşte forward pass, backward pass kısmında float hesaplıyordunuz. Buraya belli bir constraint girdiğiniz zaman o ayarlarda sıkıntı çıkabiliyor. Bunu genelde boş bırakıyorsunuz, bilginiz olsun. Projeyi oluşturduk ama içi boş şu an. Yani hiçbir şey yok. Sadece proje var ortada. Burada oluşturacağınız ilk şey takvim. Eğer gidip de aktiviteleri önce girerseniz, takvimleri sonra girmeye kalkarsanız sıkıntı yaşıyor program, bilginiz olsun. O yüzden önce takvimlerinizi oluşturuyorsunuz. Şimdi
Primavera'nın içerisinde aynı ayarlarda olduğu gibi 2-3 tane farklı takvim çeşidi var. Bunlardan birincisi, şu sırayı bozacağım biraz ama, proje takvimi. Bu nedir? Aktiviteleri atadığınız takvimdir. Yani A aktivitesi var. İşte şu gün başlıyor, şu gün bitiyor, şu kadar sürüyor. Bunu ifade ediyor size. Bununla beraber bir de kaynak takvimi var. Bu kaynak takvimine de resource'larınız atanıyor. Yani diyorsunuz ki siz bu aktivite tamam böyle oluştur, bu, şu kadar sürecek ama bu kaynakta, bu atıyorum ekskavatörde şu kadar çalışabiliyor. O ekskavatörün çalışma takvimi biraz farklı. Siz bunları tek tek girebiliyorsunuz. Üçüncü tipte global takvim. Eğer siz proje takvimi oluşturursanız o projeye özel oluşturmuş olursunuz. Yani dedik ki az önce bir sürü proje var ve proje içinde takvim oluşturursanız diğer projeden erişemiyorsunuz buna. Ancak global düzeyde oluşturursanız hiçbir problem kalmıyor. Şöyle bir arayüz var. Bunu zaten uygularken beraber inceleyeceğiz. Şimdilik geçiyorum. Az önce iki tane kırılım yapısından bahsettik. Bu zaten en iyi bildiğiniz kırılım yapısı büyük ihtimalle. Work Breakdown Structure. Bu aynı insanları, aynı projeleri yaptığımız gibi proje içerisindeki aktiviteleri kırılım yapısı. Yani o ağacın dallarının giderek dallanıp budaklandığını düşünebilirsiniz aynı. Bu şöyle bir şey sağlıyor bize. Şurada bakın iki tane örnek var. Bir tanesinde kırılım yapısı yok, bir tanesinde kırılım yapısı var. Yani burada tabii ki 11 tane mi ne aktivite olduğu için 3, 6, 9 taneymiş. 9 tane aktivite olduğu için takip etmesi, kontrol etmesi kolay. Ama bunun binlerce olduğunu düşünün. Gerçek bir projede, kompleks bir projede olduğu gibi. Burada kırılım yapısı gerçekten kontrol için hayati öneme sahip olabiliyor. Az önce projeyi ekledik, takvimimizi belirledik, kırılım yapımızı, iskeletimizi de hazırladık. Artık o iskeletin içine doldurabiliriz aktivitelerle. Aktivite aynı Project ID girer gibi. Activity ID, Activity Name giriyoruz. Kırılım yapımızı seçiyoruz. Aynı EPS seçtiğimiz gibi. Activity Type'lar Activity Type'lar var. Birazdan bahsedeceğim bir sonraki slide'da. Kaynak atayabiliyorsunuz. Belli duration tipleri var ama bu biraz daha advanced kaçıyor. Şu an anlatmayacağım bunları. Aktivitenizi oluşturuyorsunuz. Şimdi burada belirli yine ayarlar mevcut. Şimdi siz aktivite ayarladığınız zaman Primavera'yı indirirseniz görürsünüz. Genelde şöyle ilerler aktiviteler. İşte A1000 der, A2000 der. Pardon A1000, A1010, A1020 diye gider. Bu sizin ID ayarlarınızla alakalı bir şey. Eğer farklı bir şey kullanmak istiyorsanız, atıyorum kendimden örnek vereyim. M100, M200 diye gitmesini istiyorum ben. Buraya geliyorum, aktivite ID'sini, prefixini M yapıyorum. Suffixini 100 yapıp, incrementi de 100 yapıyorum. Yani bu böyle bir ayar mevcut, bilginiz olsun. Bu tabii ki tamamen tercihe bağlı. Çok da önemli bir şey değil. Önemli olan ne? Aktivite türleri. Primavera size 6 çeşit aktivite türü sunuyor. Bunlardan bazıları milestone, bazıları direkt olarak resource atayabileceğiniz aktiviteler, süre atayabileceğiniz aktiviteler. Bazıları da daha farklı. Şimdi bunlara beraber bakalım. Şimdi iki tane milestone'umuz var. Bir tanesi başlangıç, bir tanesi bitiş olan aktivitelerde kullanılıyor. Ancak milestone'larda normal aktivitelerden farklı olarak şöyle bir farklılık var. Bunlara siz süre veya kaynak atayamıyorsunuz. Yani bu belli bir nokta gibi düşünün. Ulaşmak istediğiniz veya o noktadan devam etmek istediğiniz bir sabit pin. Mesela contract signature. Kontratı imzalamanız belli bir sizin start milestone. Projeye başlıyorsunuz. Veya finish milestone ne olsun? Commissioning olsun. Ya da projeyi işverene teslim ettiğiniz, tabii ki bu şeye göre değişir, teslimat türlerine göre değişir ama şimdilik böyle düşünebiliriz. Bu bir finish milestone olarak atanacaktır yazılım içerisinde. Devam edelim. Task dependent aktiviteler var. Bunlar klasik. Nasıl şeyde oluşturduysanız, MS Project'te yaptıysanız, task dependent aktiviteler, aktivite takvimine bağlı olması istenen yerlerde kullanılıyor. Ancak bununla beraber bir de resource dependent aktiviteler var. Burada da az önce bahsetmiştik ya, kaynak takvimi var diye. Bu aktiviteler de o takvimlere bağlı oluyor. Son iki kısım, level of effort ile work breakdown structure summary var. Şimdi level of effort, şu ikisi biraz nasıl diyeyim, advanced kaçıyor aslında ama bahsedeyim kısaca.
Bu çok kullanılmıyor. Genelde şu dördü kullanılıyor. Şimdi level of effort'ta şöyle bir aktivite düşün. Şimdi biliyorsunuz ki float sıfır olan aktiviteler kritik hatta oluyor. Ve kritik hat sizin için projenizde gerçekten önemli sahip olan bir merdiven yapısı gibi düşünebilirsiniz. Ancak bununla beraber, şimdi bu kritik hat var tamam böyle merdiven şeklinde ilerliyor ama projenin başlangıcından sonuna kadar devam eden belli bir yönetimsel aktivite var diyelim ki. Yani predecessor'ı proje başlangıcı, successor'da projenin teslimatı. Bunun normalde kritik hat hesabına dahil edilmesi gerekir. Kritik hatta sayılır. Ama siz bunun kritik hatta olmaması gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü yani projenin ne zaman başlarsa başlasın, ne zaman biterse bitsin, bu sürekli olarak devam edecek bir şey. Bunu yazılıma anlatmak için level of effort'ı kullanıyorsunuz. Yani ne demişiz? Kritik hatta olmaması gereken yönetimsel aktiviteler için kullanılır. Son olarak da aktiviteleri belli bir kırılımda toplamak için bu summary aktivite tipini kullanıyoruz. Aktivite kodları var ama bunları aktivite ID'lerle karıştırmayın. Aktivite ID'ler neydi? İşte A100, A200 diye gidenler. Bir de bunların aktivite kodları var. En başında söylemiştim. Siz aynı üzerlerine sticker yapıştırır gibi, bunlara belli bir fişler gibi lokasyonuna göre, hangi aşamada olduğuna göre, işte departmanına göre bu aktiviteleri gruplandırabiliyorsunuz veya sınıflandırabiliyorsunuz. Burada ne demiş mesela? Phase yazıyor şurada. Bir phase activity kodu var. Altında işte system integration phase ya da structural phase, rough in phase demiş. Bunlar siz de göreceksiniz kurcalarsanız. Kendi hazır gelen kodlar. Ancak bunlara ek olarak pek çok activity kodu var. Bu sadece phase'di bakın. Şurada görüyorsunuz. Departman bazında işte milestone bazında tek tek siz bunlara tagleme, kod atama yapabiliyorsunuz. Gelelim kısıtlandırmalara. Ne dedik en başında? Siz hani must finish by atamamanız gerekiyor demiştim. Aktivite oluştururken, proje oluştururken özür dilerim. Neden? Çünkü bu float hesaplarını etkileyecektir dedik. Aynı onun gibi projeyi oluşturduktan sonra ileriki aşamalarda belli kısıtlar girebiliyorsunuz. Yani tek tek buralara girmeyeceğim şimdi. Çok detay kaçacak. Ama birkaçına bakalım mesela. Start on or after demişiz. Nedir bu? Zaten adından da anlaşılıyor. Aktivitenin, belli bir aktivitenin en erken başlayabileceği tarihi belirliyor. Yani siz bu kısıtı atıyorsunuz. Burada constraint kısmı var. O tarihten önce başlayamıyor. Devam ediyorum. Gelelim aktivite ilişkilerine. Bunları zaten iyice öğretiyorlar size biliyorum. Finish to start, finish to finish, start to start diye. Bir de start to finish var ama en çok kullanılan bu üçü. Şöyle görsel olarak da görebileceğiniz 3 adet aktivite ilişkilerine bakacağız şimdi beraber. Şimdi finish to start'ta belli bir aktivitenin başlaması için ondan önceki aktivitenin bitiyor olması lazım. Finish to finish'te aynı şekilde bunun bitmesi için birinci aktivitenin de bitmesi gerekiyor veya start to start'ta bunun başlaması için bunun da başlaması gerekiyor. Şimdi buraya kadar tamam. Ancak bir de Primavera'nın içerisinde lag kavramı var. Belli bir gecikme atıyorsunuz. Yani mesela siz diyorsunuz ki benim ikinci aktivitem birinci aktivite bittikten 5 gün sonra başlasın. Ya da 5 gün birinci aktivite bitmeden 5 gün önce başlasın. Bunları artı 5 veya eksi 5 diye lag ataması yaparak gerçekleştirebiliyorsunuz. 5 gün olduğu zaman bakın araya 5 gün boşluk bırakıyor. Bunu ne gibi düşünebilirsiniz? Bir beton döküm işi var ve o betonun priz alması gerekiyor. Arada beklemeniz gerekiyor birkaç belirli bir zaman. Bunu lag olarak atayabiliyorsunuz mesela, anlatabiliyorsunuz yazılımda. Diğerlerine bakalım, pardon. Finish to finish'te artı 5 lag atadığınız zaman ikinci aktivitenin bitişini birinciden 5 gün sonraya atıyor veya ikincinin başlangıcını birinciden 5 gün sonraya atıyor. Negatif de atayabiliyorsunuz. Negatif olduğu zaman da bunlar sağ değil de sola kayıyor. Nereden atıyoruz bunları? Burada bakacağız beraber. Bir relationship sekmesi var burada. Predecessor'larınızı ve successor'larınızı girdiğiniz. Burada geliyorsunuz mesela şu belli bir aktivite için.
onun legini şurada kırmızıyla gösterdim, belirleyebiliyorsunuz. Şimdi aktiviteleri oluşturduk, duration'larına girdik, aralarındaki ilişkiyi belirledik, işte kodlarını atadık. Şimdi gelelim bunların kaynaklarını atamaya. Bu arada Alperen, tamam daha süre varmış. Gelelim bunların kaynaklarını atamaya. Şimdi Primavera'nın içerisinde aynı takvimlerde olduğu gibi, aynı ayarlarda olduğu gibi 3 adet kaynak türü var. Bunlar labor, non-labor ve material. Labor'da bildiğimiz insanları, işte işçileri, iş gücünü girebiliyoruz. Ve bunun birimi işte insan saat hesaplarından bilirsiniz zaten. Hour per day oluyor mesela veya day per week oluyor. Non-labor aktiviteler de aynı şekilde. Atıyorum bu bir ekipmandır, bu bir ne olsun, ekskavatör olsun, yine aynı örneği vereyim. Belirli çalışabileceği belli bir saat var. Bunu programa anlatıyorsunuz. Malzemeye geldiğimiz zaman bunun birimi unit per time olmaktan çıkıp direkt olarak unit oluyor. Atıyorum formwork gireceksiniz, bunun metrekare oluyor. Beton gireceksiniz, bunun işte metreküp oluyor gibi gibi. Bunları siz az önceki admin panelinden ayarlayabiliyorsunuz. Beraber kaynakta atacağız zaten uygulamanın sonunda. Bu kaynaklarda atadığınız zaman yine 332'den örnek vereceğim. Sınırsız kaynak case'i var. Bir de sınırlı kaynak case'i var biliyorsunuz ki. Eğer kaynaklarınız sınırsızsa her şey çok güzel. Hiçbir kısıt yok elinizde. Ancak kaynaklarınız limitliyse uygulama bunu size, yazılım bunu size gösteriyor. Bakın şurada siyah olarak belirtilmiş. Sen diyor burada overallocation'a sebep oldun. Yani burada bu kadar da aslında senin elindeki kaynak. Ama senin planladığın bu kadar. Yani sen bunu yapamazsın diyor. Ya da ekstra maliyeti sebep olur bu sana diyor. Bunların önüne geçmek için siz resource leveling yapabiliyorsunuz. Ne yapıyor bu? Eğer elinde yeterince yer varsa, yeterince limit varsa, atıyorum şuradaki, bakın şu overallocated kısmı alıyor, başka bir yere koyuyor. Nereden örnek vereyim? Şu kısmı alıyor mesela, buraya koyuyor gibi gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Ancak bu tabii ki neye sebep oluyor? Eğer yeterli float'unuz yoksa o aktivitenin gecikmesine sebep oluyor. Bunun önüne geçmek için de belli ayarlar mevcut. Ama Primavera bana kalırsa burada o kadar da iyi çalışmıyor. Çünkü stokastik yöntemler kullanıyor. Yani bu ne demek? Yapabildiğinin en iyisini yapıyor. Ama yapabildiğinin en iyisini yapıyor. En iyi sonucu vermiyor size. Yani global optimuma ulaştırmak yerine near optimuma ulaştırıyor sizi. Böyle bir bilgi de vermiş olayım. Ne dedik? Planlama aracı var. En çok bunu kullanacaksınız zaten. Şimdi siz belli relation'lar girdiniz. İşte bunun predecessor'ı bu olacak dediniz. Şunun successor'ı bu olacak dediniz. İşte bu şu 3 gün sürecek, şu 5 gün sürecek. Bunları yazdınız. Tamam, bunu kayıt altına aldı. Ama bunu Gantt chart'ta dökmek için, yani bunu gerçekten hesaplamalarını yapmak için schedule tool'unu kullanıyorsunuz. Yani aslında sizin sınavlarda yaptığınız forward pass'i, backward pass'i burada critic path metodu uyguluyor. Şuradaki schedule'a basıp tek butonla yapabiliyorsunuz. Her şey çok güzel. Artık baseline atacağız. Şimdi baseline'i ne zaman atıyorduk? İlerleme gireceğimiz zaman, belirli bir referans noktası almak istediğimiz zaman yapıyorduk. Şimdi bunun için projenin başlamasına gerek yok. Siz projeyi planlarken atıyorum şunu diyebilirsiniz. Bundan 3 ay sonra şöyle olursa ben hangi durumda olurum? Yani bu bir simülasyon gibi düşünebilirsiniz aslında. Bu aradaki farkı görmek için baseline oluşturuyorsunuz. 3 ay sonra o 3 ay boyunca aslında kat etmeniz gereken kadar yol kat etmemiş olabilirsiniz. Yani 3 ayda diyelim ki 3x kadar iş yapmanız gerekiyordu. Ancak siz 2x kadar iş yapmışsınız. Bu aradaki fark sizin proje performansınızı etkileyecektir. Bu farkı da baseline atayarak kolayca gözlemleyebiliyorsunuz. Peki ilerlemeleri nasıl gireceğiz? Bu güncellemeleri nasıl yapacağız? Primavera size iki tane seçenek sunuyor burada. Bir tanesi otomatik yöntem, bir tanesi de manuel yöntem. Bunlardan biri
kullanıldığını ben neredeyse hiç görmedim ve bildiğim kadarıyla da çok tavsiye edilmiyor. Bu otomatik güncelleme. Otomatik güncellemeyi ancak şu zamanlarda kullanıyorsunuz. Yalnızca proje ilerlemesinin baseline ile uyumlu ilerlediği durumlarda tercih ediliyor. Yani her şeyin beklediğiniz gibi gittiği durumlarda tercih ediliyor. Ancak bu tabii ki inşaat projelerinde neredeyse hiç karşımıza çıkmayan bir şey. O yüzden bu otomatik güncellemeyi biz aslında kullanmıyoruz. Bunun yerine manuel güncelleme var. Bu ne demek? Siz ilerlemeyi kendiniz giriyorsunuz. Ve bunu 3 şekilde yapabiliyorsunuz. Bunlar duration, physical ve unit bazında. Bu arada bayağı durmadan ilerledim ben de. Sorusu olan var mı bu noktaya kadar? Ben şu slaytı kaçırdım. Şurayı bir daha anlatır mısın derseniz seve seve oraya geri dönebilirim. Yok gibi. Tamam, devam ediyorum hocam. 3 adet güncelleme tipi var dedik. Duration bazında, fiziksel olarak ve unit bazında. Şimdi bunlar ne demek? Duration bazında olduğu zaman diyelim ki belli bir aktivite var. Bu aktivite 10 gün sürüyor. Eğer siz 2 günlük ilerleme kaydettiyseniz bunu %20 olarak giriyorsunuz. Yani süre bazında düşünüyoruz burada. Geliyorsunuz buradan. Yazılımda göstereceğim zaten. Complete type'ını duration seçiyorsunuz. Daha sonra da buradaki statüsü var. Bakın şurada status yazıyor. Altındadır bu sekmenin, pencerenin. Statüste başladığı işaretleyip %20 giriyorsunuz buraya. Veya şu fizikseli geçiyorum şimdi. Unit bazında. Diyorsunuz ki ben 100 metreküp beton dökecektim. 10 metreküp döktüm. O zaman nedir benim ilerlemem? %10. Ama bu unit bazında. Senin bu betonu kaç günde dökmen gerekiyordu? Aslında ne kadar da döktün? Bununla ilgilenmiyor unit bazında. Son olarak da fiziksel olarak ilerleme var. Burada da şöyle, kaç metreküp ya da kaç günde dökülmüş değil de aşama aşama bakıyor. Diyelim ki bir aktivite var ve 3 tane alt aktiviteden oluşuyor. Şu an örnek gelmedi aklıma, veremeyeceğim. Step 1, step 2, step 3 demişiz burada da zaten. Bunları kendi içerisinde default olarak 3'e ayırıyor. İşte 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 yapıyor. Siz bunların ağırlıklarını değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum ilk step'e %50 ağırlık atayıp, ikincisine %30, üçüncüsüne %20 gibi düşünebilirsiniz. Ya bunu şey gibi düşünün, hani inşaat projesi değil de belli bir ders alıyorsunuz. İşte 2 tane midterm var, bir tane de final var. Bunun ağırlığı %30, bunun ağırlığı %30, bunun ağırlığı %40. Aynı böyle düşünebilirsiniz ve bittiği zaman tik diyorsunuz, burada işaretliyorsunuz ve burayı %33 yapıyor. Ama bunu yapmak için ekstra bir işlem yapmanız gerekiyor normal ilerlemeden farklı olarak. Burada proje sayfasında activity percent complete based on activity steps kısmını işaretlemeniz gerekiyor. Bunu işaretlediğiniz zaman ancak siz burayı işaretlediğinizde burada %33 yapıyor. Eğer orayı boş bırakırsanız burada istediğiniz kadar basın burada bir gelişme sağlamıyor. Evet, bu da böyleydi. Gelelim artık teori kısmı sonlarına yaklaşıyoruz. İç aktarma. Şimdi bu pek çok uygulamada var ama bence Primavera'da biraz daha önem arz ediyor. Çünkü planlama yaparken siz sadece Primavera kullanmayabiliyorsunuz. Yani mesela 302 dersinde MS Project kullandınız veya başka bir şirket Excel kullanıyordur. Daha sonra Primavera'ya geçecektir. Bunun için bu import kısmı bence önemli. MS Project'ten gelip buraya direkt olarak dosya aktarabiliyorsunuz. Aynı şekilde export da öyle. Mesela biz Alperen'le denemiştik daha önce. Primavera'da oluşturuyorsunuz iş planını. Daha sonra Navisworks'e dosyayı aktarıyorsunuz. Biliyorsunuz hani Navisworks'e çok girmeyeceğim detaylarına ama simülasyon yapabiliyorsunuz. Onu iş planını modele entegre edip forward planning yapabiliyorsunuz. Yanlışsam düzelt Alperen lütfen. Forward planning yaparken burada oluşturduğunuz iş planını gidip o modele aktarabiliyorsunuz. Bunu da export sayesinde yapıp
Navisworks'e istediğiniz formatta dosyayı aktarabiliyorsunuz mesela. Uygulama örneklerinden yalnızca bir tanesi bu. Bu kadardı. Gelelim son olarak artık biraz daha işin görsel kısmına. Burada üçüncü bir menü vardı hatırlarsanız. View, Project vardı, Enterprise vardı, Tool vardı. Bir de bunlardan yanında View vardı. Burada pencerede gördüğünüz şeylerin görsel veya işte layout'unu değiştirebiliyorsunuz. Görsel ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela en başında işte sağ üstte Gantt chart vardı, sol üstte liste vardı, işte altta belli ayarlar vardı. Siz bunları kendi tercihlerinize göre View'dan layout kısmında değiştirebiliyorsunuz ve bunları kaydedip daha sonra başka birinin hazırladığı layout'u kendinize import edebiliyorsunuz. Burada mesela üst kısmında ne gösterebiliriz? Sadece aktivite isimlerini görebilirsiniz table'ı seçip. Gantt chart'ı seçtiğinizde sağ üstte Gantt chart'ı alıyor. İşte activity usage sheet'inizi görebiliyorsunuz gibi gibi. Belli network'ü görebiliyorsunuz falan filan. Altta da biraz daha fazla seçenek mevcut. Burada resource kullanımlarınızı da görüp aynı şekilde diğerlerini aşağı tarafa aktarabiliyorsunuz. Bar görünümlerine gelecek olursak, şimdi burada belli bir örnek var mı bilmiyorum. Bir geriye gelip göstermek istiyorum da size. Mesela buradaki bar görünümleri, farkındaysanız işte aktiviteler, bu projede aktiviteler de böyle. İşte aktiviteler yeşil oluyor. Baseline'lar sarı oluyor. Kritik hattaki aktiviteleri kırmızı gösteriyor falan. Bunları siz tek tek değiştirebiliyorsunuz. Ha, niye değiştirirsiniz bilmiyorum ama değiştirebiliyorsunuz. Nerede? İşte level of effort aktiviteleri başka renkte görüp milestone olan aktiviteleri başka renkte görebiliyorsunuz. Aynı şekilde işte kalınlığını, row sayısını falan bir sürü ayarı var. Girip kurcalayın mutlaka. Bayağı şey sunuyor size, tercih sunuyor. Gelelim kolon düzenine. Bunu da aslında sıkça kullanıyorsunuz. Bu yani şu bar kısmını belki hiç kullanmayacaksınız ama bu kolonları oldukça sık kullanacaksınız. Sol üstteki o bilgi alanlarında atıyorum ne vardı klasik? Activity ID yer alır. Aynı bunu Excel gibi düşünün. Excel'de ekstra kolon yaratıyorsunuz veya ihtiyacınız olmayan kolonları gizliyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. İşte bunların float'larını göreceksiniz. Total float'unu göreceksiniz. Ya da atadığınız takvimin çeşidini görmek istiyorsunuz. Bunları kolon düzeni ayarlarından şuraya çift tıklıyorsunuz mesela. Geldiniz ya da şuna basıyorsunuz. Sağ tarafa aktarabiliyorsunuz. Time scale'da bu biraz da işte MS Project'e benziyor. Şu üstte bakın belli bir time scale var. İşte Mayıs 03, Mayıs 0, Mayıs 10 demiş. Hafta bazında. Altta da haftanın günleri görünüyor. Ama siz bunu daha büyük şeyde incelemek istiyorsanız, bir zoom out yapmak istiyorsanız, işte burada yılları görüp burada ayları görmeyi seçebiliyorsunuz. Saat 10.49. İsterseniz burada bir ara verelim. 11'de tekrardan burada buluşalım.
Ekran görünüyor değil mi? Evet hocam. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi Murat Han bir sesin bendenmiş, tamam. Benden de olur, bir saniye. Geliyor mu şu an? Ben şu an gayet iyi. Tamam. Nerede kaldık? Timescale'de kaldık. Bu arada slide kısmı az kaldı. Şuradan da görüyorsunuz zaten. Sıkıcı olabiliyor farkındayım ama bunları anlatayım. Yazılıma geçtiğimiz zaman daha rahat ilerleyelim. Timescale kısmında aynı MS Project'te olduğu gibi siz ekranda hangi zamanı görebildiğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bunları anlatmıştım zaten ama şöyle devamını bağlamak için bir de anlatayım. Burada iki tane satır görüyorsunuz. Bir tanesi haftaları, bir tanesi de haftanın günlerini gösteriyor. Siz bunları değiştirebiliyorsunuz. Yani üstte yıllar, altta aylar olabiliyor veya bunu iki satır değil de üç satır haline getirebiliyorsunuz. Şurada format kısmı var. Orada da ne olur? Mesela yıl, ay, hafta olur. O şekilde takip etmeniz açısından kolay olabilir. Gelelim yine en çok kullanacağınız kısımlardan bir tanesi. Filtreleme. Burada en basit örneğini vereyim size. Bir sürü aktiviteniz var. Ancak siz yalnızca kritik hattakileri görmek istiyorsunuz. Burada geliyorsunuz. Filter by deyip kendi mouse'umu göremiyorum. Filter by deyip burada kritik olanları işaretliyorsunuz. Ancak buna ek olarak kendi filtrelerinizi oluşturabilirsiniz. Burada new deyip istediğiniz gibi condition atayabiliyorsunuz. Atıyorum ben ne demişim burada? İşte activity ID A ile başlayacak ya da A içerecek gibi gibi filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak group and sort by var. Burada da aynı Excel'de olduğu gibi belli gruplar, belli sıralamalar yapabiliyorsunuz. En bildiğimiz grup nedir? İş kırılım yapısı. Siz hatırlarsanız şurada iki tane örnek vermiştim. Bir tanesinde iş kırılım yapısı yoktu. Bir tanesi de gruplandırılmış haldeydi. O aslında iş kırılım yapısı düzeyinde gruplandırmayı sağlıyor. Ama siz farklı farklı gruplara da bölebilirsiniz. Mesela hatırlarsınız yine activity kodlardan bahsetmiştik. Yapılan işin departmanına göre, işin fazına göre kodlar atayıp daha sonrasında bunlara göre gruplandırma yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde sort da öyle. İşte atıyorum activity ID'ye göre sıralayabilirsiniz veya işte activity name'e göre sıralayabilirsiniz. Ama en bilinen nedir mesela? Başlangıç tarihine göre. Ki böyle merdiven gibi projenin sonuna doğru ilerlesin. Yine tamamen font ayarı, hangi yazı tipi, hangi renk bunları tercih edebiliyorsunuz tek tek. Arka plan beyaz değil de yeşil olsun, işte sarı olsun, kendinize göre seçebiliyorsunuz. Burada bahsetmiyor ama şöyle bir şey var. Bakın burada view altında şurada bir hint help var. Bastığınız zaman neyin üzerine gelirseniz gelin size yardımcı oluyor. Belli açıklamasını yapıyor. Burada ne yapabileceğinizi gösteriyor. Bilginiz olsun. Gelelim raporlamaya. Ne dedik? En bilinenlerden, en iyi çalıştığı bilinenlerden bir tanesi raporlama kısmı. Primavera size pek çok farklı kullanım için yüzlerce, onlarca, yüzlerce, kaç tane bilmiyorum sayısını ama bayağı var, rapor sunuyor. İşte resource bazında rapor alabiliyorsunuz. Portföy bazında ya da proje bazında rapor alabiliyorsunuz. Proje bazında da alt kategoriler var. İşte cost, maliyet raporu, iş planı raporu, kaynak kullanım raporu, herhangi bir sıkıntı var mı, issue var mı, onları görebileceğiniz raporlar mevcut. Yine istediğiniz, hani buradakiler size yetmiyor, farklı bir şeye ihtiyacınız var. Burada da kendi raporunuzu oluşturabiliyorsunuz. Şöyle örnek bir rapor var burada. Şöyle bir inceleyelim kısaca isterseniz. Bakın burada activity ID var. Activity ID'leriniz sıralanmış ve bu bakın belli bir grup halinde. Şurada substructure diyor, superstructure diyor, exterior closure diyor. Bu birazdan çözeceğimiz örnek. Grup halinde vermiş. Siz bunları grup halinde değil de başka bir sırayla istiyorsunuzdur. O zaman onu tercih edersiniz. Activity name'ler var burada. İşte CBA demiş, EGDF demiş. Süreleri görünüyor. Eğer bir ilerleme varsa kalan süreleri görünüyor.
ne kadar tamamlanmış, ne zaman başlamış, ne zaman bitmiş ve hangi kaynaklar kullanılmış bunları raporlayabiliyorsunuz. Yani raporlama aslında işin önemli bir kısmı, çünkü atıyorum bir şirkette çalışıyorsunuz şu an. Çok kişi çalışmıyor biliyorum da farazi söylüyorum. Kendiniz bir iş planı hazırladınız. Her şey çok güzel, her şey çok güzel çalışıyor. Ama bunu sizin dışınızdaki insanlara da anlatmanız gerekebiliyor. Yani rapor istiyorlar sizden mesela, Primavera rapor istiyorlar. Burada bu raporlar gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Son olarak yazdırma kısmı var. Bunu niye ayrıca anlatıyorsun derseniz, kullanıldığını gördüm. Yaygın olarak kullanıldığını gördüm. Ve belli şey ayarları var, önemli ayarları var. Onları göstermek için anlatıyorum. Şimdi burada ilk olarak bir page setup oluşturabiliyorsunuz. Bunun altında işte bildiğiniz Word dosyası aslında bu. Word dosyası gibi. Header'ı var, footer'ı var, işte belli marginleri var. O header'lara, footer'lara belli bilgi alanları girebiliyorsunuz. Atıyorum o şirketin logosu veya bir revize etmişsinizdir iş planını. Kaçıncı revision? Bunları ekleyebiliyorsunuz. Burada page setup var. Mesela portre mi, landscape modunda mı? İşte bildiğiniz scaling ayarları. Aynı Excel'i yazdırır gibi. Marginler var. Yine Word dosyası gibi. Header'lar, footer'lar, işte bahsettiğim kısım buydu. Size 3 tane section sunuyor burada. Bu section sayısını da bakın arttırabiliyorsunuz. 3 değil de 4 veya 2 section'a bölebiliyorsunuz. Bütün sayfalarda dahil olsun bunlar diyor. İşte belli bir yüksekliği var, kalınlığı var vesaire. Burada ilk kısımda işte dediğim gibi bir ABC şirketi, işte ABC logosu, revizyon ABC gibisinden alanlar girebiliyorsunuz. Footer da aynı şekilde. Burada da işte altı mesela klasik yazdırılmış sayfalarda şuraya şey koyuyor. Sağ alta mesela Oracle Corporation koymuş. Kendi standart şeyi olduğu için, taslağı olduğu için. Sağ üstte tarih var. Schedule layout demiş, taslak olduğu için. Şurada da proje ismi görünmüş mesela. Bu şekilde tercihler yapabiliyorsunuz. Evet, slaytlar bu kadardı. Şimdi buraya kadar bir soru cevap kısmı koymayı düşündük. Ama eğer sorunuz yoksa direkt olarak da uygulamaya geçebilirim. Masum bozuldu. Ben yazılım açarken soru var mı diye bekleyeyim. Şimdi şurada açık da ben bu yazılımı bir kapatayım, beraber açalım. Şurada bir tane örneğimiz var. Birazdan üzerinden beraber geçeceğiz zaten. Oracle'ı bulayım. Tamam, soru yok herhalde. Şu chat'te bir şey var ama. Alperen, chat'e sen cevap verebilir misin? Ben cevaplıyorum şu an. Şimdi şu Word dosyasını bir aşağı indireyim geçici olarak. Şimdi arkadaşlar burada yazılımı açtığınız zaman karşınıza çıkacak ilk sayfa bu. Burası sizin veri tabanına giriş yaptığınız kısım. Hatırlarsanız admin diye belirlemiştik password'ü, login name'i. Enter deyip giriyorum. İlk başta yazılımı kuracağınız zaman şey yapabilir, hata verebilir. O aslında bir hata değil, bir uyarı. Ona okey deyip geçin. Daha sonra kaydı izleyenler, kaydı alacak mıyız bilmiyorum gerçi de. Buradan şurada admin preferences var. O size sorduğu şey endüstri seçmedin diyor. Siz buradan admin preferences'da, admin menüsü, admin preferences. En altta industry'yi seçip buradan bir tanesini seçersiniz. O uyarıdan kurtulacaksınız. Bilginiz olsun. Şimdi ne dedik? Burada karşınıza çıkacak iki sayfa bu. Şöyle biraz büyüteyim. İşte sağ üstte bir Gantt chart var. Normalde burada projeler vardı ama ben kendi kullanımım için onları kaldırdım. Şurada hatırlarsanız Gantt chart vardı. Yeşil barlar vardı.
Şu an hiçbir proje yok bizim kullandığımız yazılımda. O yüzden burası da boş. Altında bir bilgi alanı var yine aynı şekilde. İşte bahsettiğimiz menüler, araç çubukları. Ben şu sağdaki araç çubuğunu aldım, şuraya koydum mesela. Daha kolay olur bu şekilde. Vesaire pek çok şeyi değiştirebiliyorsunuz burada. Şimdi biz burada ne yapacağız peki? Az önce size gösterdiğim Word dosyasını kullanarak bir örnek çözeceğiz. Şunu sağ alayım, şunu sol alayım. Umarım görünüyordur her şey. Şimdi bize belli bir proje verilmiş. Bu proje tamamen adından da işte aktivite isimlerinden de göreceğiniz gibi farazi bir proje. Belli sayıda aktivite var. Bize belli bilgi alanları verilmiş. Başka ne verilmiş? İşte aktivite liste, duration'ları, predecessor'ları verilmiş. Kırılım yapısı verilmiş. Kaynaklar verilmiş. Aynı MS Project ödevinde olduğu gibi. Bu kaynakların normal kullanımları var. Bir de bunların limitleri var. Ve birim fiyatları var. Hangi aktivite kaç tane label kullanıyor? Hangi label'den kaç tane kullanıyor? İşte hangi malzemeden kaç tane kullanıyor veya hangi ekipmandan kaç tane kullanıyor, bunların bilgisi verilmiş ve son olarak da bize belli bir ilerleme tarihi verilmiş, bir ilerleme bilgisi verilmiş. Yani diyor ki burada 15 Eylül'de A aktivitesinin duration bazında %100'ü tamamlanmış, B aktivitesinin fiziksel olarak yarısı bitmiş, C'nin %20'si unit bazında, D'nin de %10'u duration bazında tamamlanmış bilgisi var burada. Onun dışında ne var? Belli bir başlangıç tarihi verilmiş bize, 1 Eylül. Yani önümüzdeki ayın ilk günü olacak şekilde ayarladım ben bunu. Takip etmesi daha rahat olsun diye. İşte haftada kaç gün çalışılacak? Günde kaç saat çalışılacak? Ve haftanın başlangıç günü ne? Bunların bilgisi var. Ve son olarak da bizden bazı şeyler istiyor. Ne diyor mesela? Bir baseline oluştur diyor. Yani o ilerlemeye girmeden önce bana bir baseline oluştur diyor. Aktivitelerin belli bir ID yapısı var. İşte P100, P200 diye. Aynı örnek şeyde, teori kısmında konuştuğumuz gibi bir yapısı olsun diyor. Diyor ki kritik hattı ve kaynak kullanımlarını gösteren raporlar ver bana diyor. Eğer overallocated unitler varsa da bunları bana göster diyor. Son olarak da projenin maliyetini ve süresini açıkça bana sun diyor. Gelelim projeyi oluşturmaya. Şimdi bizden verilenleri girerek o projeyi oluşturacağız. Buradan artıya bastım. Şöyle tekrar yapıyorum. Şuradaki new'e de basabilirsiniz. Şuradaki artıya da basabilirsiniz. Hangi kırılımda olmasını istiyorsanız artıya basın. Ama sonrasında soruyor zaten size. Select EPS diyor. Ben burada hazır bulunan EPS'ler var. Enterprise Project Structure'lar var. Ama bunun dışında kendim EPS oluşturabilirim. Proje oluşturduktan sonra onu da göstereyim size. Hazır başlamışken yarıda kesmeyeyim şimdi. Ben Engineering and Construction'ı seçiyorum. Next dedim. Proje ID var. Burada işte ne olsun bunun ID'si? Proje şurada şey olsun. Project name PM olsun. Project ID PM. Project name de Project Management. Next dedim. Benden planlanan proje başlangıç tarihini soruyor. Ne demiş? Bana demiş ki burada 1 Eylül'de başla. Ben de geliyorum. 1 Eylül'ü seçiyorum. Ancak daha planlama aşamasında olduğum için, herhangi bir kısıtlamam olmadığı için ve float hesaplarım karışmasın diye ben burada must finish payı boş bırakıyorum. Next dedim. Kim sorumlu bundan? Bunu soruyor. Yine burada Primavera'nın hazır sunduğu belli, bakın şurada OBS name var. Organizational Breakdown Structure var. Ben şu an burası benim işime yaramıyor. O yüzden default olarak ENC kalmış burada. Next diyorum. Belli rate type'lar var. Bu biraz detay. Ama anlatayım isterseniz yine kısaca. Burada farkındaysanız 5 tane rate type var. Bunlar şöyle. Belirli kaynakların farklı projelerde farklı birim fiyatları olmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani o örnekte bahsettiğimiz meşhur ekskavatörün bu projede atıyorum saatlik ücreti 100 birimdir. 100 TL, 100 dolar neyse işte. Ama başka bir projede 110'dur. Başka bir projede 90'dır. Siz yani Primavera'sı 5 farklı şekilde fiyat ataması
yapmanızı sağlıyor. Burada standart olarak kalsın bu. Finish diyorum. Şimdi geldik. Projeyi oluşturduk artık. Projeyi açmadan önce şurada EPS'inizi nasıl gireceğinizi göstereyim. Bakın şu bahsettiğimiz 3 tane şey menü. Proje. Şöyle büyüteyim. Keşke büyüse. Ne yaptı? Pardon. Proje, Enterprise ve araçlar. Şimdi ben buradan Enterprise'a gelip Enterprise Project Structure'ı seçiyorum. Bakın bu şuradaki yapı, şuradaki yapının aynısı aslında. Ben buraya eklemek istersem buradan add diyorum. Bakın new EPS diye buraya direkt oluşturdu zaten. Ben adına işte ABC diyorum. İşte buraya da DEF diyorum. Boş yere bastım. Geldim bunu başka bir şeyin altına alacağım veya direkt olarak bunu bir ana yapı olarak kullanacağım. Sola alıyorum. Bakın sola aldığım zaman direkt olarak diğerlerinin altına alıyor. Diğerleriyle aynı seviyeye getiriyor. Ama mesela IT'nin altında olsun bu. IT'nin altına getirdim. Sağa bastım. Direkt olarak onun altında inceledi. Böyle bir örnek yapmış olalım dedik. Bu şekilde yeni bir EPS oluşturabiliyorsunuz. Şimdilik böyle kalsın. Bu arada eğer bir ayar yaparsanız, bir değişiklik yaparsanız, işte save gibi bir şey yok veya save işte apply öyle bir şey yok bunda, kaydetmiyorsunuz. O otomatik olarak kaydediyor. Okey deyip çıkıyorsunuz pencerelerden ya da boş bir yere basıyorsunuz. Tamam. Şimdi projeyi açtık. Ben artık projenin içine girmek istiyorum. Burada çift tıklarsanız hiçbir şey değişmeyecek, bilginiz olsun. Sadece dosya ismini değiştirmenizi sağlıyor. Sağ tıklayıp Open Project diyorsunuz. Hiçbir task yok. Hiçbir kırılım yapısı yok. O yüzden bomboş bir sayfa. Burada bir tane mavi çubuk var. Hangi günü gösteriyor? Eylül'ün başlangıcını gösteriyor ki bu da bizim proje başlangıç tarihimiz. Şimdi ilk olarak ne yapacağız dedik? İlk olarak takvimimizi ayarlayacağız. Burada Enterprise'a geldim. Calendars'a geldim. Burada pek çok takvim var. Şimdi ben yeni bir tane takvim oluşturmak istiyorum veya default olarak bana sunulan belli takvimleri kullanmak istiyorum. Burada olanları silebilirsiniz. Veya yeni bir takvim ekleyebilirsiniz. Buradan mesela yeni bir takvim ekleyelim şimdi. Ben ne dedi? 5 gün, günde 10 saat. Burada hazır bir takvim var zaten ama ben yeni bir tane takvim oluşturmak istiyorum. Benden kopyalayacağı bir takvim istiyor. Yani sen tamam yeni takvim oluşturuyorsun ama uğraştırma beni. Belli bir şey ver bana. Kopyalayacağım bir takvim ver. Ben onun üzerinden gideyim diyor. Yes dedim. Burada da yine PM Calendar diyorum. Project Management Calendar diyorum. Boş bir yere bastım. Ona ekledi. Şimdi buradan modify derseniz o size slide'da gösterdiğim pencere açılacaktır. Burada bildiğiniz belli bir takvim var. Günde kaç saat çalışıldığı yazıyor. Hatırlarsanız 5x10'u kullanmıştık. Burada 5 gün çalışıyor. Günde de 10 saat çalışıyor. Belli günler işte maviyle gösterilmiş. Belli günler griyle gösterilmiş. Ve bazı da exceptionlar var eğer istersek. Diyelim ki mesela tamam September okey tamam ama ben Ekim'in 29'unda 29 Ekim'de çalışmak istemiyorum. Burada ben bunu non-work olarak atarsam bunu non-work yapar. Rengini değiştirir. Ya da ben işte ne zaman olsun 2 Ekim'de çalışmak istiyorum. Ben 2 Ekim'de ekstra iş günü yapacağım. Buraya work derseniz bunu bir exception olarak alır. Ve ilerleyen hesaplarda da bunu çalışıyor olarak gösterir. Ben şimdi bunları okey deyip kapatıyorum ama zaten bunu kullanmayacağım. Şu 5x10'u kullanacağım. Default olarak bu zaten 5x10. Tamam, hiçbir problem yok benim için. Başka ne vardı? Projeyi oluşturduk, takvimleri girdik. Şimdi sıra geldi iş kırılım yapısını belirlemeye. Şimdi şurada projede, bakın şurada bir en başta iki tane mavi bloğun iç içe geçmiş olduğu bir WBS butonu var. Buna basıyorum. Bu bana yeni bir tane pencere açıyor. Burada hazır bulunan ilk satır benim projemin ismi.
ben bu projenin altında bir kırılım yapısı oluşturacağım şimdi. Bana ne demiş? İşte farklı seviyelerde kırılım vermiş. İlki building'miş. Ben buraya şimdi iki tane seçeneğiniz var yeni bir şey eklerken. Bu resource olur, proje olur, activity olur, AWS olur. Ya sağ tıklayıp add diyorsunuz ya da gelip buraya artı diyorsunuz. Şimdi ilki building olacak dedik. Ben bunu BLD yapıyorum. Bu bir kodu ID'si gibi düşünün. Bunu da building olarak adlandırıyorum. Şimdi bunun altına aldı fark ettiyseniz. Güzel. Şimdi bu şimdi PM'di. PM.BLD oldu. Building olduğu için. PM.BLD. Ne olacağını ben karar vereceğim. Substructure demiş. Ben de bunu sub yapıyorum. Substructure. Devam ediyorum. Artı dedim. Superstructure demiş. Sub dedim. Superstructure. Bilgisayarım kasıyor şu an. Structure. Ve de son olarak exterior closure. EC dedim. Exterior closure. Şimdi hepsini birbirinin altına aldı. Ben bunu nasıl değiştireceğim? Şuradaki oklar sayesinde değiştireceğim. Hani hatırlarsanız EPS'de nasıl birbirinin altına, üstüne, sağına, soluna aldıysak burada da aynı şekilde. Ben bunların subline seviyede olmasını istiyorum. Bunun da subline seviyede olmasını istiyorum. Çok geriye aldım. Şimdi hepsi aynı seviyede. Burada yapacağımız iş tamamlandı. Ya yani burada sadece AWS kodlarını ve AWS name'lerini, isimlerini belirliyorsunuz. Şimdi gelelim proje kısmına. Pardon, aktivite kısmına. Şimdi farkındaysanız burada hiçbir şey yok. Neden yok? Çünkü bunların gruplandırması, buradaki aktivitelerin gruplandırılması atanmamış büyük ihtimalle. Yani siz de büyük, yanlış hatırlamıyorsam default olarak AWS yansıtacak. Ama ben daha önceden de kullandığım için şu an ben onu kaldırmışım. Ekliyorum. Nereden yapacağım? View'a geldim. Group and sort by dedim. Ne dedik? En bildiğimiz gruplandırma iş kırılım yapısı. Bakın burası boş. Ben bunları gelip en aşağıda AWS var. AWS seçiyorum. İşte belli bir font color atayabilirim buna. Mesela bunu değiştirmişim. Bu normalde lacivert gibi bir şeydi. Ben bunu mor yapmışım. Şimdi tekrardan o laciverte getireyim mesela. Okey dedim. Yine okey diyorum. Ve benim kırılım yapımı buraya yansıtıyor. Diyelim ki kırılım yapısında bir değişiklik yaptık. Ben bunu gidip de şey almak istiyorum. Building'de aynı seviyeye getirmek istiyorum. Şimdi bunu sola aldım. Ama bunu aktivitelerde göremiyorum. Veya başka bir değişiklik yaptım. Bunu aktivitelere yansımış göremiyorum. Bunun kaydetmeyle veya başka bir şeyle alakası yok. Bunun tamamen Primavera'nın içindeki bir hatadan kaynaklı bir şey. Ama çok kolay bir çözüm var. Kapataç yapıyorsunuz bildiğiniz. Yani hiçbir şey kapatmanıza gerek yok aslında da. Proje sayfasına gelip projeye tekrardan Open Project dediğiniz zaman istediğiniz ayarı değiştirmiş oluyor. Ben şimdi bunu tekrardan düzelteyim. Onun altına alayım. Büyük ihtimalle yine yansıtmayacak. Yine geliyorum projeye. Sağ tıklıyorum. Open Project diyorum ve düzeltmiş oluyor. Şimdi şu proje kısmını bir kapatayım. Burayla şimdilik işim kalmadı. AWS'i de kapatayım. Burayla da işim kalmadı. Sadece activity sayfasında çalışacağım. Şimdi neler var? Belli aktiviteler var. Girelim bunları yavaş yavaş. Substructure'da ABC aktiviteleri varmış. Artı dedim. Artı dediğiniz zaman Activity Wizard açıyor. Yani bir sihirbaz açıyor size ve bir sürü bilgiyi tek tek soruyor. Örnek olarak bununla gidelim. Ancak şöyle bir şey var. Ben demişim ki belli bir ID structure'ımız var. Bu da P100, P200 ile ilerlesin. Şimdi bunu nereden yapıyorduk? Şurada klasör ikonuna tıklarsanız projeleri açar size. Burada defaults var. Yani projeye geldiniz. Alttaki kolon o projeye tıkladınız.
alttaki kolonlardan default seçiyorsunuz ve auto numbering default ayarları var. Şimdi buraya ben P100, P200 ilerlesin bunu istiyorum diye bunu P yaptım. P100 yaptım. Bunu da increment'ını ne değiştirmiyor? Değiştirdi. 100 yaptım. Şimdi ben tekrardan bu projeyi open project dersem yeni bir aktivite eklemeye çalıştığım zaman bunun aktivite ID'sini P100 olarak değiştirecek. Bilginiz olsun. A dedim. Devam ediyorum. Hangi kırılım yapısında? Ben bunu zaten seçmiştim. Yani substructure altında. Next diyorum. Aktivite tipi nedir diyor. Yani burada kullanacağımız tüm aktiviteler şu an task dependent. O yüzden task dependent olarak seçiyorum ama diğerleri de bu slide'da konuştuğumuz her şey de burada mevcut. İşte finish milestone, level of effort, start milestone gibi şeyler, seçenekler mevcut. Resource atayabiliyorsunuz. Şu an erken bunun için. İlerleyen kısımda ekleyebiliyorsunuz zaten. Yani burada yapacağınız tüm ayarları daha sonra değiştirebiliyorsunuz özetle. Bu duration tipi bu şekilde varsayılan olarak kalsın. Belli ayarları var. Burada ya buradan sonra finish diyebilirsiniz. Gerisi çok önemli değil. Şunu biraz sağlayayım. Şimdi diğerlerini ekleyelim hızlıca. Artık add diyorum. Add dediğim zaman direkt olarak burada düzeltmeme izin veriyor. Diğer türlü sürekli sihirbaz atacak. Ben de onu istemiyorum. Add diyorum. Sağ tıklayıp C dedim. Gelelim superstructure'a. Hangisini tıklarsanız, tıklayıp add derseniz onun altına ekler, bilginiz olsun. D dedim. E dedim. F, G, G. Yanlış yere bastım. G dedim. Son olarak da H ile I. Aktivitelere girdik. Bakın burada takvim bilgisi mevcut. 5x10. Ama ben bunları zaten bildiğim için mesela o şu kolonu kaldırmak istiyorum. Şimdi sağ tıklıyorum buraya. Bakın burada aynı view ayarlarında gördüğümüz kolonların aynısı sağ tıklayınca da karşımıza çıkıyor. Şuradan kolon da diyebilirsiniz. Buradan columns da diyebilirsiniz. Burada size bir sürü kolon tipi, kolon opsiyonu çıkarıyor. Şimdi ben burada selected option'larımı görüyorum. Yani şu an ekranda bulunanları görüyorum. Calendar'ı bir istemiyorum. Ya çift tıklayabilirsiniz ya sola alabilirsiniz. Remaining duration'ı kalsın şimdilik. Start'ı var, finish'i var, float'u var. Tamam, bunları istiyorum. Ama bunun dışında neye ihtiyacım olabilir? Mesela bir cost bilgisi. Ben projenin cost'unu merak ediyordum hatırlarsanız. Buradan remaining total cost. Bunu aldım. Çift tıkladım. Bunu aşağı almak için de en sonunda görmek istiyorum. Total float'un sonuna aldım. Okey dedim. Şimdi calendar'ı kaldırdı. Total cost'u ekledi. Şu an herhangi bir cost yok. Çünkü herhangi bir kaynak veya expense atanmış durumda değil. Şu activity name'i de küçültelim. Şunu da küçültelim ki hepsini tek bir sayfada görebilirim. Şimdi gelelim sürelerini girmeye. Şimdi bu da zaten çok kolay. Şurada duration kısmına basıp direkt olarak değiştiriyorsunuz. A 10 gün sürmüş. İşte B 4 gün sürmüş. C 1 gün sürmüş. 3-2-3-2 diye gidiyor diğerleri. Üç, iki, dört bu zaten. Bu da 6 gün. Şimdi bunların hepsi task dependent aktiviteler. İsterseniz bir de örnek olsun diye. Şu örnekte yok aslında ama iki tane yeni aktivite ekleyelim. Ama bunları exterior closure'un altına değil de şuradan çarpıyı basıp silebilirsiniz. Exterior closure'un altına değil de building'in altına alacağım. Sağ tıkladım, add dedim. Bir daha et dedim. Bunlar milestone'lar olsun. Mesela şu şuradan komple çok küçültmüş. Şu contract signature olsun mesela. Contract'ın imzalandığı projenin başlayacağı tarih diye de düşünebilirsiniz. Bu da commissioning. Projenin kontrollerinin yapıldığı, teslimatının geçtiği kısım.
Ve de ben bunları P1000, P2000 değil de ne olsun mesela P10 ve P20 olarak görmek istiyorum. Bunları tekrar kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bunlar, bakın şimdi bir süresi var. İşte buna kaynak atabiliyorsunuz ama bu yanlış. Ben bunun milestone olmasını istiyordum. Buradan geldim alttaki general sekmesine. Activity type'a start milestone dedim. Dediğim anda bakın burayı sıfırladı ve benim buraya bilgi girişi yapmama izin vermiyor. Çünkü neden? Süresinin olmaması gerekiyor. Commissioning'e de geldim. Finish milestone diyorum. Aynı şekilde nokta yaptı, ikonunu değiştirdi, sıfırladı, kaynak atamayı veya diğer ayarları engelledi. Son olarak bu sayfayla, şimdi 3 sayfalık bir PDF bu, kaynaklar var. Bu sayfayla ilgili son kısım aralarındaki ilişki. Bakın şu altta normalde sizde şurada relationship görünmeyecektir. Aynı az önceki kolonları ayarladığımız gibi şuraya şu koyu bir yana tıklıyorsunuz. Customize Activity Details deyip burada istediğiniz ekstra seçenekleri seçiyorsunuz. Şimdi normalde relationships yok. Successors ve predecessors var. Bunları ayrı ayrı gösteriyoruz ama relationships tek başına gösterdiği için neden bunu kullanmayalım ki? Okey dedim. Relationship'e geldim. Bakın şurası success predecessor, burası successor yani öncülü ardılı. Şimdi ben geldim. A aktivitesinin normalde bir predecessor'ı yok. Gidip de artık kontrol signature atayabilirim. Tekrardan kendim aktivite girdiğim için. B'nin de aynı şekilde yok. Bu pencereyi kapatmanıza gerek yok. B'nin de aynı şekilde predecessor yok normalde. Ama ben buna geldim. Kendim eklediğim için kontrol signature'ı ekledim. C'ye geldim. Hem A'yı hem B'yi seçiyorum. Birden fazla atabiliyorsunuz. Bu arada fark ettiyseniz ben burada predecessor atadıkça burada da belli oklar atıyor. Şimdi mesela özür dilerim. D'ye C'ye atayacağım. D aktivitesindeyim. Şuradan kapatayım tekrar kaçıranlar olmuş diye. Assign diyorum. C'ye atadım. Bakın okuna koydu hemen. Ama yerlerini değiştirmedi. Neden değiştirmedi? Çünkü biraz daha schedule demedik daha. Normalde B'nin A'dan sonra gelmesi gerekiyor mesela. Pardon. D'nin C'den sonra gelmesi gerekiyor mesela. D'yi de atadık. E'ye D'yi atadım. Buradan sonrası böyle bir merdiven gibi gidiyor. E'ye F'yi atadım. F'ye E'yi atadım. G'ye F'yi atadım. H'ye E'yi atıyorum. Burada sıra bozuluyor. I'ya da G'yi ve H'yi atıyorum. Son olarak da burada yok ama ben ekledim. Commissioning'e en son aktivite atacağım ama bir dursun. Şu an şimdi en son I'nin geldiğini görebiliyorum ben buradan ama daha kompleks yapıdaki bir şeyde bir beklesin o şimdi. Şimdi bu, her şey hazır. Süreler girilmiş, takvimler belirlenmiş, iş kırılım yapıları var, aktiviteler girilmiş. Bunları ben gelip şuradan tools'dan schedule diyeceğim veya bu araç çubuğunda hazır olarak var zaten. Şurada bir saat ikonu var. Schedule diyor. Şimdi burada current data date var bakın. Ben projenin başlangıç tarihini 1 Eylül olarak belirlediğim için daha öncesini vermiyor bana. Ama mesela birazdan ilerleme gireceğiz. Ben burada gidip de 15 Eylül'ü seçtiğim zaman ben 15 Eylül'deymişim gibi anlıyor program. Şu an 1 Eylül'de kalsın öyle. Schedule diyorum. Bakın yerlerini değiştirdi. Renklerini değiştirdi. Kritik hatta olan bazı aktiviteler var. Onları kırmızı yaptı. En son aktivitenin I olduğunu görüyorum burada. Commissioning'e geldim. Predecessor'ını I olarak atayacağım. Veya bu sefer farklı bir şey yapalım. I'nın successor'ına commissioning'e atayım. Tersten gidelim. Ama şimdi commissioning'e gelip göreceksiniz aynı şey. Yani birinin predecessor aslında diğerinin successor oluyor zaten. Onları otomatik yapabiliyor neyse ki yazılım. Ben tekrardan şuradan bir schedule diyeyim. Burada da farklı bir şey göstereyim şimdi size. Bakın şurada log to file var. Yaptığınız schedule'ın içindeki detayları belli bir klasöre text dosyası olarak atabiliyor. View log diyelim mesela. Şimdi bana bu text dosyasını açtı. Şunu ben vereyim daha fazla ilerlemeden. Burada işte projenin ID'si, projenin adı, scheduling ayarları, scheduling yapılmış, evet, var mı, hayır. Başka neler var?
Total float'u neye göre hesaplayayım? Finish float'a göre hesaplayayım. Burada çok detaya girmeden bahsedebileceğim neler var? Belli istatistikler var. Kaç tane proje? Bir tane projeye bakıyorum ben şu an. Kaç tane aktivite var? 11 tane aktivite var. İşte kaçı başlamamış? Hiçbiri başlamadı. Şu an hiçbir ilerleme girmedik çünkü. Kaçı progress halinde? Kaçı tamamlanmış? Kaç tane relationship atanmış? Ve kaç tane kısıtlandırma tanımlanmış aktiviteler var? Hatırlarsanız şey vardı. İşte start on or after ya da işte finish on or after kısımları vardı. Orada bunlar constraint. Ben şu an hiç tanımlamadığım için sıfır görünüyor. Devam edelim. Belli uyarılar var. İşte out of sequence. Bunlar biraz detay kaçıyor. Geçiyorum onları. Gerçekleşen tarihi ve planlanan tarihten büyük olan aktiviteler, yani geciken aktiviteler demek istiyor. Var mı? Burada uyarı olarak sunuyor. Şu an yok. Şu an hiçbir problem yok. Son olarak da burada kritik aktiviteleri bana şey yapıyor, raporluyor. Bunu rapor olarak da görebiliyorsunuz ama burada bir log olarak, bir kayıt olarak depoluyor. Gibi gibi burada bazı şeyleri, detaylarına bakabilirsiniz. Ben yine schedule dedim. Bir şey değişmeyecekti zaten, değişmedi de. Şimdi devam edelim. Ne yaptık? Buralar tamam. Gelelim artık işin kaynak kısmına. Nereden atacağız kaynakları? Şurada küçük bir insan ikonu var bakın. Resources yazıyor üstüne geldiğimizde. Ha bu arada şuradan help neredeydi? View'da. Hint help var bakın. Bahsetmiştim slide'dayken. Buna tıkladığımda bazı yerlerin üstüne geldiğim zaman bakın şurada bir bilgi şeyi var. İşte mesela şu activity ID diyor. Activity name diyor. Original duration. Bunlar hakkında bilgi veriyor bana kısacası. Bu da aklınızda bulunsun. View'dan kapatıp açabilirsiniz. Resource diyorduk. Bastım resource'a. Şu an hiçbir şey görünmüyor. Aslında içinde bir sürü resource var ama bu projeye özel herhangi bir resource olmadığı için boş görünüyor. Şimdi ben ekle diyorum. Ekle dediğim zaman uyarı veriyor. Yeni bir kaynak eklemek isterseniz tüm kaynakları karşınıza çıkaracağım diyor. Burada benim ekleyeceğim kaynaklar zaten var. Ama ben şuradan birkaçını silip size örnek olarak size örnek olsun diye tekrardan ekleyeyim. Mesela şu zaten yoktu da. Buradan Carpenter'ı sildim. İşte birer tane sileyim. Bir tane labor sildim. Bir tane malzeme sildim. Bir tane de ekipman siliyorum. Non-labor siliyorum ki onları beraber ekleyelim. Şimdi bakın burada olanları bir inceleyelim. Olmayanları da eklemesini göstereceğim zaten. Şu bir gitsin. Iron Worker demiş. Şimdi Iron Worker'ın belli bir bilgi alanı var. Bir bilgisi verilmiş bize. Günde 10 birim kullanılacak. 10 tane Iron Worker, 10 kişi olacak mesela. Bunların maksimum limiti 15 ve bunların birim fiyatı da 350. Şu yazmamışız ama dolar olsun. Şuradan yazayım. Şimdi dolar olsun. Benim bunları yazılıma tanımlamam gerekiyor. Ama ondan önce şurada 10 ve 15 var. Şimdi bu ne demek? Şimdi bir tane aktivite olduğu zaman bir tane aktivite devam ediyor. Tamam 10 tane. Limit zaten 15. Limitin altındayım. Çok güzel. Ama iki tane aktivitenin üst üste geldiğini düşünün. Overlap ettiğini düşünün. Birinde 10 var. Birinde 10 var. Toplamda 20 tane kaynağın aynı anda kullanılması gerekiyor. Ama benim limitim 15. Yani ne yapsın burada program? Bana bunu gösteriyor. Diyor ki senin limitin aşılmış durumda. Senin bir over allocation'ın var. Sen bunları artık ne yapıyorsan yapıyorsun. İşte level ediyorsun, limitini arttırıyorsun, projenin maliyetini arttırarak tabii ki veya başka bir çözüm yolu buluyorsun. Şimdi geldik, şöyle devam edelim. Şu istemediğim kolonları ben yine kapatabiliyorum. Default'u aldım şu an. Aynen default'u aldım veya customize diyebiliyorum. Şimdi default'ta ne var? Bir saniye. Yok. Şuradan tekrardan customize dersem. Tamam bunu arıyordum. Buradan belli option'lar var. Kendiniz seçebiliyorsunuz. Ben şu an default'u kullanmak istiyorum.
Yani burada kolon görüyorsanız sağ tıklayıp customize diyebiliyorsunuz Primavera'nın içerisinde, bilginiz olsun. Ironworker'da belli default unitler var. Bakın şurada 10 demiş Ironworker'ın normaline. Burada da 10 var. 10 diye girmişiz zaten daha önce. Ama alta gelip şu units and prices'a bakarsak burada maximum unitleri ve standard rate'ini görür. Şimdi maximum unit'i 15. Bakın burada da 15. Ve saatlik ücreti bunun 350. 350'ye girmişiz. Standart rate'i vermiş ama ben standart rate dışında başka rate'leri de görmek istiyorum. Sağ tıkladım. Tekrardan yapayım, hızlı oldu. Sağ tıkladım. Customize resource rate columns dedim. Buradan o bahsettiğim hani 5 farklı rate çeşidi vardı ya, onlardan birini de buraya girebilirim. Ama zaten kullanmıyorum şu an, gerek yok. Şimdi gelelim kendimiz kaynak eklemeye. Add dedim sağ tıklayıp. Onun altına aldı. Şimdi Ironworker'ın altında görünüyor ama değiştireceğiz birazdan. Card dedim. Resource name'e carpenter dedim. Buradan tipini seçebiliyorum. Bahsetmiştik yine. Labor, material, non-labor var. Bu labor. Belli bilgi alanları var. Buraları ihtiyacınız varsa doldurun. Şu an benim ihtiyacım olmadığı için boş bırakıyorum. Saatlik şeyde saatlik diyorum. Günde 10 saat çalışacak şekilde ayarlanmış. Alta geldim. Maksimumu 10 görünüyor ama ben bunu 15 yapmak istiyorum. Ve standart rate 0 görünüyor. Kimse bedava çalışmıyor. Bunu 300 olarak değiştiriyorum. Iron'un altında görünüyor. Ben bunu sol alacağım. Şuradan oka basıp, sol okuna basıp Iron'u aynı seviyeye getiriyorum. Gelelim malzeme non-labor'dan devam edelim. Non-labor girmeye. Bu da aynı labor gibi. Değişen hiçbir şey yok neredeyse. Artı diyorum. Ne gireceğim? Ben neyi silmiştim? Forklift'i gireceğim. Resource ID. Şimdi mesela şuradan add dediğim için wizard açtı ama ben wizard istemiyorum. Sağ tıkladım. FL diyeyim. Forklift olsun. Forklift. Non-labor. Non-labor'ın altına bastığım için onu kopyalıyor gibi düşünebilirsiniz bir nevi. Non-labor. Default unit'i 4. Günde 4 saat çalışıyor. 4 birim ya da yani saat gibi düşünebilirsiniz, birim gibi düşünebilirsiniz. Maksimumu da 5. Standart rate'imiz neymiş? 80. Şurada görünüyor. Son olarak şeyin altına almasın. Concrete yerin, concrete ek olarak bir de brick gireyim. Tool'a girelim. Bunu BR diye atıyorum ID'sine. Brick diyorum. Bu bir malzeme. Malzeme olduğu için bakın şurada default'u hour per day değil de direkt olarak per day. Yani günde kaç tane brick var? Günde 2000 taneymiş bu. 2000 yapıyorum. Maksimum unitleri 2000 yerine 3000. Standart olarak da bakın bu sefer dollar per unit diyor. Şunlarda dollar per hour diyordu. Saatlik ücret vardı. Ama şuradan bahsediyorum bu arada. Malzemeye geldiğim zaman dollar per unit diyor. Saat şey birim fiyatı da 5'miş. Şimdi bütün ihtiyacımız olan bilgileri girdik. Ha, biri yaptım en son. Tamam, doğru girmişim. İhtiyacım olan bütün kaynakların bilgilerini ben programa tanıttım. Şimdi gelelim bunları tek tek o aktivitelere atamaya. Atamadan önce isterseniz şey yapalım. Bir kısaca yaptığımızı bir özetleyelim. Şimdi en başta ne yaptık? EPS oluşturduk. Bu ağacın gövdesi gibi düşünebilirsiniz. Ana gövdesi. Belli dallara ayrılıyor ve bunlar neler? Sizin projelerinizin bulunduğu konumlar. Hangi hitap ettiği departmanlar, işte enerji mi? Ya da işte şöyle diyeyim, altyapı mı, üst yapı mı? Altyapıysa ne? Üst yapıysa ne? Hastane projesi mi? İşte başka bir şey mi? Bunları gösterdik. Bunların kırılımını oluşturduk. Sonra o dalın üzerine çıkıp başka bir proje ekleyelim dedik. Bunlar da o dalın daha da dalın odaklanmasına yol açtı. İşte bu project management şeyini astık mesela oraya. Project management'ın altında building var, substructure var, superstructure var, exterior closure var. Bunların daha da altında belli aktiviteler var. İşte sabun altında ABC var, yerin altında DFG var.
Daha sonra bunların da altını doldurmaya başlıyoruz şimdi. Meyvesini oluşturmaya başlıyoruz. Bu meyvede neyi içeriyor? İşte onun kaynaklarını, onun risklerini, onun harcamalarını, maliyetini, süresini, hangi aktivitelere bağlı olduğunu bunları içeriyor. Buraya kadar bunları yaptık. Şimdi birkaçına başlayalım. 50'de ara vereceğiz zaten. Birkaçını yapıp öyle ara verelim. Altta relationship'ler vardı. Hatta bunu yapmadan şey yapalım. Şu slide'da bahsettiğimiz ama burada hiç değinmediğimiz kısımlara bakalım. Son saatte inceleriz onları da. Neler vardı? Belli riskler var dedik. Şimdi ben buraya geldim. A'ya belli riskler esan edebiliyorum. Ama burada herhangi bir risk yok. Çünkü ben henüz tanımlamadım. Benim gelip buraya önce project deyip o proje düzeyinde belli riskler tanımlamam lazım. Burada örneğini yapmayacağız ama nasıl yapıldığını, neler yapılabildiğini gösteriyorum şu an sadece size. Bomboş bir sayfa var. Add diyorum. Bana bu risk ID'sini soruyor. Risk name'ini soruyor. Bu riskin kategorisini soruyor. Bu bir threat mi, opportunity mi? Yani riskler her zaman olumsuz olmak zorunda değil. Riskler belirsizlik yaratan, uncertainty yaratan faktörler aslında. Bu sizin lehinize de olabilir, aleyhinize de olabilir. İşte sizin zararınız olduğu zaman threat oluyor, yararınız olduğu zaman opportunity oluyor. Bunun statüsü, bu bir yani bu riski ben hallettim mi, halletmedim mi, yönettim mi, yönetmedim mi, buna bir çözüm buldum mu, bulmadım mı, bunları girebiliyorum. Bu risk kime atanmış, çok detaylarına girmeyeceğim riskin. Vesaire belli şeylerini, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu riski oluşturduk. Risk 1 diye bir ID'si varmış. Geldim ben mesela A'ya bir risk gireceğim. Assign dedim. Bu risk 1'i ben A'ya tanımlayabiliyorum. Artık A'nın bir riski var. Bu da programa anlatılmış. Programı kullanan herkes tarafından görünmüş. Şimdi kullanmayacağız. Kaldırıyorum. Aynı şekilde expense'ler. Yine add deyip ben buraya bir tane expense item girebiliyorum. Bu ne olsun mesela? Consultancy olsun. Consultancy. Bunun bir kategorisi var. Bakın consulting kategorisi altında. Belli bir tipi var. Belli bir bütçelendirilmiş üniti var. Saatlik belli bir ücreti var. İşte tedarikçisi varsa onun bilgisi var gibi gibi. Pek çok expense girebiliyorsunuz. Bunlardan bahsettik. Son olarak da Work Products and Documents var. Siz burada yine aynı risk olduğu gibi, liste olduğu gibi buraya herhangi bir şey girmediğiniz için boş görünüyor. Project'e geliyorum. Work Products and Documents diyorum. İşte mesela yeni bir tane şey ekleyeceğim. Document ekleyeceğim. Buraya Document 1 dedim. Document 1 diyorum. Böyle bir title var. Belli bir referans numarası var. Belli bir status var. İşte kabul edilmiş mi? Progress halinde mi? Bekletiliyor mu? Ve siz buraya şurada file deyip bilgisayarınızdaki belli bir lokasyona veya bağlı olduğunuz veri tabanındaki belli bir lokasyondan buraya doküman assign edebiliyorsunuz. Bunu da dedik. Bu derste şey yapalım. Ara verelim. Yine 12'de buluşup kaynaklarımızı atayıp ilerlemelerimizi girip ders eğitimi bitirelim. Şu son yarım saatlik zaman kaldı, onu da bitirelim. Kaynaklarımızı oluşturmuştuk en son. Şimdi bunları tek tek girelim aktivitelere. Şimdi burada 3 tane tablomuz var. Bir tanesi labor resource'ı gösteriyor. Bir tanesi material'ları gösteriyor. Bir tanesi de ekipmanları gösteriyor. Şimdi A aktivitesine gelelim. Şurada resources var bakın altta. Alt sekmede. Burada add resource dediğim zaman benim az önce eklediğim kaynaklar görünüyor. Bununla beraber tüm şirketteki kaynaklar da görünüyor ama ben bunlarla şu an ilgilenmiyorum. A aktivitesinde ne varmış? 2 tane carpenter varmış. Bu bir tane ekliyorum ama göstereceğim birazdan nasıl arttırılacağını. 2 tane iron worker varmış. 4 tane de labor varmış şimdi. Ben gelip bir tane daha carpenter çok rahat bir şekilde ekleyebilirim tabii ki. Ne yapar? Bir tane, iki tane carpenter yapar. Ama ben bunun yerine, şurayı bir kapatıyorum şu an. İki tane eklemektense ya bu iki tane ise tamam eklenir ama bunun yerine mesela şurada 2000 tane kaynak var. 2000 tane tek tek elime giremem. Yani 15 tane olsa bile tek tek elime giremem. Bunun yerine şu ikinciyi kaldırıyorum. Carpenter'ın şuradan remaining unitleri var.
bu remaining unit'ini saat günde 10 değil de günde 20 yaparak 2'ye katlayabilirim. Ay çok çok girmişim, pardon. Şurada bir saniye. Şuradan devam edeyim. 20 yaparak 2'ye katlayabiliyorum. Bakın şuradan değiştiriyor zaten budgeted unit'lerini toplamda. Şimdi bu 10 normalde günde 10 saat çalışıyor. Toplamda 10 gün sürdüğü için A aktivitesi. Bunun bütçelendirilmiş yöneti toplam 100 saat olarak görünüyor. 10 çarpı 10 olarak görünüyor. Ben bunu günde 20 saat çalıştırırsam eğer 200 saat oluyor. Carpenter da aynı şekilde. Pardon. Iron Worker da aynı şekilde. 2 tane. 10 yerine 20 yapıyorum. Ne şeyler oldu. 200 yaptı. Laborer da 4 taneymiş. 20 idi bu sefer. 20 çarpı 4'ten 80 yapıyorum. Ve şunu 800 haline getiriyor. Malzemeleri sonra ekleyelim. Şimdi hızlıca şu laborları ekleyip geçelim. B'de yine aynı şekilde iron worker, carpenter ve labor var. 2 tane carpenter var. 10'du, 20 yaptım. Iron worker'dan bir tane varmış zaten. Labor'dan da 3 tane var. 20'de 60 yaptım. 20 çarpı 3'ten. Devam ediyorum. Aynı herhalde. Aynen. Carpenter, iron worker ve labor. Carpenter kaç tane? 2 tane yine. 10 çarpı 2'den 20. Bu sefer şeyde 2 yine. Iron worker'da 2 tane. Onu 20 yaptım. Ve son olarak da labor 5 taneymiş. 20 çarpı 5'ten 100 yaptım. Budgeted unit'ini değiştirdim. D'ye geldim. Yine aynı tipteki. Burada kopyalanmıyor bildiğim kadarıyla. Tek tek, o yüzden giriyorum hepsine. Iron worker kaç tane? 4 tane. 40 yaptım. Carpenter kaç tane? 2 tane. Pardon, 5 tane. 10 çarpı 5'ten 50 yaptım. Labor'u da 10'muş. 20 çarpı 10'dan 200 yaptım. Budget üzerinde 60'ta 600 oldu. Şimdi E'ye geldim. Ekliyorum. Aynı tipleri var. Carpenter 5 taneymiş 50. 4, 10. Diğeriyle, öncekiyle aynı. 4, 10 tane 200. F'e geldim. 5, 8, 10 bu da aynı. Carpenter'dan 5 tane var. Iron Worker'dan 8 tane var. Diğerinden de 10 tane var. 2. Az kaldı burası. G, 3, 2, 10. Carpenter, Labor. Geldim. Carpenter 3 tane. 30. 10'du 20. 2, 20 idi. 10, 20 çarpı 10'dan 200. Şimdi son iki aktivitede biraz değişiyor. Sadece Mason'da labor kullanıyor. Duvar işçisiyle kullanıyor. Labor 12 taneymiş. 12 çarpı 20'den 240 yapıyorum. Mason'da 10'muş. 10 çarpı 6'dan 60 yapıyorum. Aynı şekilde bu da öyle. Duvar işçisiyle labor 20'ye 120, yok 240 yapıyorum. Mason'da 10'dan 60. Şimdi hızlıca diğer tipteki, bakın şunu deneyelim. Şeyde, milestone aktivitelerde kaynak ekleme izin vermiyor. Demeye, bu biraz daha hızlı gidecek. Concrete var. Yani hepsinde concrete var şu an. Tek tek onları ekliyorum. Kullanımlarını sonradan ayarlayacağım. Concrete. Bir saniye. E'ye de ekledik. F'ye de concrete, G'ye de concrete. Son iki tanesi brick. Exterior closure olduğu için. Şimdi bunu kapattım. Geldim. Şimdi kaç tane concrete var? 10 tane. Zaten 20 idi. 20 çarpı 10'dan 200 diyorum. Aha, yanlış şey düzeltiyorum. 10 tane 300 yaptım.
B'yi 30 çarpı 15, 30 çarpı 5'ten 150 yaptım. C'yi 30 çarpı 15'ten 450 yaptım. D'yi kaçmış? 3'müş. 30 çarpı 3, 90 yaptım. E'yi E'yi 20 çarpı 30'dan aldım. F'yi de geldim. 15, 450 dedim. Buralar biraz tekrar eden işler olduğu için normalden daha sıkıcı gidebilir. Hemen hızlıca halletmeye çalışalım o yüzden. 30 çarpı 20, 600. Burada büyük sayılar olacak. 2000 çarpı 2'den burası 4 milyon oluyor. Toplam kalan unit'i. Doğru mu girdim? Fazla girdim. Bunu da aynı şekilde 4 milyon yapıyorum. Tamam. Ekipmanlar. Hemen ekipmanları da ekleyelim. Zaten bunların eklenmesi aynı. Mikser var. Ve vibratör var. Her vibratör, mikser diye gidiyor. Hızlıca ekliyorum. Daha sonra sayılarıyla oynayacağım. Mikser, vibratör. Son olarak da bu sefer mikserle forklift kullanıyor. Mikser, forklift. Mikser, forklift. Tamam. A'da hepsinden 2-2 varmış. Mikser 4'tü. 4 çarpıktan 8 yaptım. 4 çarpıktan 8 yaptım. B'de ikisi de 1 zaten geçiyorum. C'de 2-2. 4'tü. 8-8 yaptım. D'de aynı şekilde hepsini 8-8 yapıp geçiyorum şimdi. Bunları hala resource'dan yapıyorum bu arada. Alttaki resource kısmından. Eğer size bu görünmüyorsa şuradaki sağ tıklayıp kolon ayarlarından değiştirebilirsiniz. G de sanırım aynı şekilde 8-8. H ile I'da mikserden iki tane var. Diğeri zaten bir tane. Şunu 8 yapıp 8 yapıp da geçiyorum. Şimdi kaynaklara da girdik. Burası bitti. Bir değişiklik var mı? Zaten yok da var mı diye bir schedule diyelim. Bir şey değişmedi. Değişmemesi de gerekiyordu zaten. Şimdi bakın şurada toplam bütçeleri var bu aktivitelerin. Toplam proje bütçemiz neymiş? Hepsini topluyor. 204 milyon 294 bin 30 dolarmış. Bunları neye göre yapıyor? Burada bütçelendirilmiş birimlere ve bizim atadığımız birim fiyatlara göre yapıyor. Bildiğimiz biz nasıl şeyde elimizde hesaplıyorsak bu aynı şekilde. Şimdi gelelim artık neyi bizden isteyenlere şöyle bir bakalım bitirmeden önce. Bir baseline oluştur diyor, tamam bunu yapacağız şimdi. İlerlemeye gir diyor, rapor al diyor. Şimdi ilerlemeye girmeden önce ne dedik? Bizim belli bir referans noktası, belirli bir olması gereken noktayı belirlemek için bir baseline oluşturmamız gerekiyor. Bunu nereden yapıyorum? Project, maintain baseline diyorum. Şimdi burada herhangi bir baseline oluşturulmamış. Ben buraya add diyorum. Bana iki tane seçenek soruyor. Ya diyor, olan projenin kopyasını kaydet, bunu bir baseline olarak oluştur. Ya da farklı bir projen varsa hazırda, yani bunun kopyasını sen daha önce almış olabilirsin mesela. Farklı bir projen varsa bunu atayalım diyor. Ben yok diyorum, ben yapmadım. Save a copy of the current project as a new baseline diyor. Okey dedim, oluşturdum. Kapatıyorum. Şuradan close da diyebilirsiniz, kapat da diyebilirsiniz. Projeye tekrar geliyorum. Bu sefer oluşturduğum baseline'i assign edeceğim. Şurada bakın, oluşturan baseline çıktı. Burayı da atıyorum. Okey dediğim zaman bunun baseline'i atanmış oldu. Şimdi ben göreceğim birazdan. İlerleme girdiğim zaman bazı barlar sabit kalacak, bazı barlarsa ileri taşınmış olacak. Şimdi ben diyorum ki 15 Eylül'de benim durumum bu. Yani durum bu. Geldim,
A aktivitesine statüsüne geliyorum. Başladı mı? Başladı. Bitti mi? Bitti. Otomatik olarak %100 yapıyor zaten. Bakın normalde 10 gün sürüyordu. 5 gün çalışıyorum ben. 5 2 hafta sonu 14 Eylül'de bitti bu aktivite. Ve şu rengini de bakın mavi olarak değiştirdi. Bu normalde kırmızıydı ama tamamlandığı için mavi yapıyor. B'ye geldim. Bunu fiziksel olarak girmem lazım ama fiziksel olarak girmeden önce ne yapmam gerekiyordu hatırlayın. Ekstra bir aşama vardı. O da şuradaki calculations. Benim projemi seçiyorum. Calculations'a geldikten sonra activity percent complete based on activity steps'i seçiyorum. Buna yes deyip geçiyorum. Tekrardan projeyi açıyorum. B'ye geldim. Start demeden ilerleme girmeye çalışırsanız hata verir. Bana şu an Windows hata veriyor. O yüzden bunu start olarak işaretlemeniz lazım. Geldim. Şimdi ben o stepleri gireceğim. Belli bir fiziksel ilerleme var ve ben bunları steplere göre yapmam gerekiyor. Şurada steps sekmesi var. Bu sizde yok olmayacak ilk başta açtığınızda. Customize deyip sağ tıklayıp ekleyeceksiniz şuradan, bilginiz olsun. Step'lerde iki tane ben step ekliyorum. İşte bunun adı step 1 olsun. Step 2 olsun. Burada percent complete'i var. İşte weight'i var. İkisi de %50, %50 atanmış. Ben mesela bunları aynı o midterm örneğinde olduğu gibi ilkine %40, ikincisine ilkine 30-30-40 vermek istersem ona göre değiştirebilirim ama şu an ben 50-50 olsun istiyorum ve birini işaretliyorum. Bakın statüse geldiğim zaman değiştirmedi mi? İlk defa oluyor. Başta diye işaretledim halbuki ama. Dur bakalım, bazen hata veriyor yazılım. İkinci step'e tiklemiş olsam yine yapmadı. Büyük ihtimal ilk baştaki o işaretlemedim mi? İşaretledim. Tekrardan açayım projeyi. Belki algılamamıştır. Normalde çalışıyor çünkü burası, aynı bu şekilde yaptığımız zaman. Started olarak işaretledim. Tamam. Tekrar steps'e geliyorum. Completed'ı işaretledim. Allah Allah, değiştirmedi. Çok enteresan. Tekrardan started diyeyim. Şimdi completion'ı kaldırayım. Burası normalde çalışıyor. Şu an büyük ihtimalle Primavera'yı kapatıp açarsam düzelecektir. Çünkü gerçekten öyle oluyor. Neyse, burada vakit kaybetmeyelim. Şu son bir kez şeyini deneyeyim de. Değiştirmiyor. Tamam, burada bir sıkıntı var büyük ihtimalle. Ama normalde bu şekilde yaptığımız zaman orayı güncelliyor. Bilginiz olsun. Bunu şunu fiziksel olarak değil de farklı bir şey olarak düşünelim. Bu duration olsun, bu da duration olsun ve duration'la ben bunu %50 yapıyorum. C'ye geldim. Bu sefer unit bazında. Aa, çok özür dilerim. Şu yüzden şimdi hatırladım. Buradan general kısmında complete type'ını hatırlarsanız değiştirmemiz gerekiyor. Ben bunu fiziksel yapmadığım için orayı da fiziksel olarak algılamadı. Şimdi bakın. Burası %50. Step'lere geldim. İkincisini de tamamladım dersem %100 yaptı. Buranın fiziksel olması gerekiyor. Ben şu an %50'sini tamamladığım için ikincisini boş bırakıyorum. Burasını tekrar %50 yapıyor. Tamam, bir sıkıntı yokmuş. Programa boş yere laf atmışım. Üçüncüsünde C aktivitesinde bu sefer general'a geldim. Unit bazında ilerleme gireceğim. Yine başladığını belirtiyorum. Ve de bunun %20 olduğunu söylüyorum. Boş bir yere tıkladığınızda kaydediyor zaten. Son olarak da bunun default duration'da zaten duration olarak kaldı. %10 diyorum ve ilerlemelerimi tamamına girmiş oluyorum. Bakın burada bazılarını şimdi ileri atacak. Bunu schedule diyorum. Bu sefer 1 Eylül değil de bu veri giriş tarihini 15 Eylül yapıyorum. Çünkü ben şu an 15 Eylül'deki durumu girdim. Bakın birçok şeyi değiştirdi. Şimdi şurayı biraz daha büyütelim.
A'nın tamamı zaten bitmişti. Tamam maviydi ama B'nin süresi normalde çok kısaydı. B'nin süresi 4 gün mesela. Ama ben 2 hafta boyunca yani 15 Eylül'e kadar bu B'nin ancak yarısını tamamlayabildim. O yüzden şurada 2 günlük kısmı bıraktı ve B normalde kritik hatta değildi. Bunu kritik hatta aldı. Senin bunu bitirmen gerekiyor artık dedi. Aynı şekilde C'nin de öyle. C normalde kaç gün sürüyordu? Bir gün süren bir şey zaten. Bunun %20'sini tamamlayabilmişiz 2 haftada. Yani B bittikten sonra bunu yapmış. Bunun da kalan kısmını burada bana gösteriyor. Bakın şurada remaining olarak da 112 var. Actual'ı gerçekleşeni 28. Toplamda olması gereken 140. Şu alttaki labor ünitlerinde. Son olarak D'de de bunun normalde %10'u bitmişti ama burada %10'dan fazlası görünüyor. Neden? Çünkü bu aslında bu kadar uzun süren bir şey değil. Yani 3 gün süren bir aktivitenin ben o kadar zamanda bu kadarını yapabilmişim diyor. İlerleme bu şekilde. Ve bakın dikkatinizi çekeyim. Şu altta ince çizgiler var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da zoom yapamıyorum şu an. Bunlar baseline'larımız. Bunlar sizin normalde yapıyor olmanız gereken şey. Referans noktanız, projenizin orijinal hali. Eğer baseline atamazsanız bunu görme imkanınız ortadan kalkıyor. Proje bütçesini de güncelledi. Normalde farklı bir şey yazıyordu burada yanlış hatırlamıyorsam. Değiştirdi. Yani proje süresi uzadı çünkü büyük ihtimalle. Yani büyük ihtimalle değil uzadı. Şuradan görebilirsiniz. Normalde proje bakın şurada bitiyordu. Sarı bir çizgi var burada. Artık burada bitiyor. Buna göre proje bütçesini de değiştirdi. Evet, bu kadar da uygulama. Şimdi hemen raporumuzu alıp uygulamayı bitirelim. Ne demiş bizden? Ha bu arada projenin cost'u ve duration'ı şurada çok net bir şekilde görünüyor. Remaining duration 18.7 diyor. Orijinal duration 28.7. Yani 28.7 gün sürmüş. Yani 29 gün sürmüş. Remaining cost'a ya da bunu total cost olarak da değiştirebilirsiniz şeyden aynı o kolonlar ayarlarından. Total cost'a burada görünüyor. Şimdi hemen bitirmeden önce raporumuzu alalım. Şurada bakın. Tools'un altında şunu büyütürseniz şu alt aşağılarda rapor var. Reports'a tıklıyorsunuz ve o bahsettiğim onlarca rapor sizin önünüze sunulmuş oluyor. Buradan rapor grubundan Open Projects'e geliyorum. Ve ben neyi görmek istiyorum mesela? Kritik hattı görmek istiyorum. Geldim burada. Schedule grubundan. Neredeydi? Heh, Critic Path by Project'i seçiyorum. Sağ tıkladım. Run dedim. Report dedim. Pencere açtı. Okey dedim. Bana bunu gösterdi. Bakın burada kritik hatta olan tüm aktiviteler görünüyor. Normalde A vardı ama ilerleme girdiğim için A'yı tamamladım. B kaldı geriye. B'yi aldı. H yok mesela. H kritik hatta değil şu an. Gibi. Bunu görebilirsiniz. İkincisi, overallocated unitleri. Şurada resource kısmına gelebilirsiniz. Resource kısmına gelin. Resource usage grubu var. Burada mesela şurada all activities'i bir bakalım ne varmış içinde. Burada planlanan unitler görünüyor. Bakın kaynak bazında. Bunu bir sonraki sayfaya geçerseniz diğer kaynakları da görürsünüz. Veya bunu gün gün veya gün gün çok da hafta hafta iş kırılım yapısına göre organize edilmiş şekilde maliyet bazında veya unit bazında inceleyebilirsiniz. Bakalım run diyelim, rapor diyelim, okey diyelim. Bakın burada proje ne kadar sürüyorsa hafta hafta bunları bölmüş ve bunları size kullananları burada actual ve remaining olarak görünüyor. Bu gibi şeylerin raporunu alıp artık hangi nereye sunuyorsanız, kime sunuyorsanız sunabilirsiniz. Sanırım göstereceklerim benim bu kadar. Umarım çok sıkıcı geçmemiştir. Eğer sorunuz yoksa size iyi stajlar diliyorum, iyi tatiller diliyorum sonrasında da. Sorunuz varsa cevaplayabilirim ama. Ben bir şey soracaktım. Bu physical'da belli işlemler yapmadan önce bir ayar yapıyorduk ya. O ayarı her şey için tekrar tekrar yapmamız mı gerekiyor yoksa
daha genel bir ayar var. Oradan onu ayarı yapıp onunla hepsini tek tek düzenlememiz gerekmemesi durumu olabiliyor mu? Onu soracağım. Şöyle, proje düzeyinde yapıyorsun o ayarı. Yani her proje için yapıyorsun, her aktivite için değil. Projeye geliyorsun, burada calculation'larda activity percent'i seçiyorsun. Ondan sonra o proje içindeki tüm aktivitelerde geçerli oluyor zaten. Tamam, anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Tamam, başka soru yoksa? Ya, float point neydi? Öyle bir şey daha var. Float point. Hayır, şimdi tekrardan. Float point. Nerededir acaba? Float'lar var. Onlar mı? Float'lar, evet. Float'lar. Ya float'lar şeyde görünüyor zaten. Hani 3.32 dersini aldım mı bilmiyorum. Float'lar bu aktivitenin işte erken bitişine, geç tamamlanış tarihlerine göre, erken başlangıç, erken bitiş tarihlerine, o 4 tane şey vardı. Orada kritik path method yapıyor. Yani CPM'in hesapladığı bir bolluk o. Yani o aktivitenin ne kadar gecikebileceğini, ne kadar oynayabileceğini gösteriyor aslında. Belli bir bolluğu var. Proje süresini proje bitiş süresini geciktirmeden belli bir yere kadar sana aktiviteyi geciktirebiliyorsun. Float'lar onu gösteriyor. Burada total float üzerinden gidiyor zaten genelde hesaplar. Yani burada independent float falan hesaplatıyorlar ama Primavera'da genelde total float üzerinden gidiyor. Float'lar bunlar, bolluklar. Mesela fiziksel olarak göstermem gerekirse de bak şu H'nin şurada şunları sağlayayım da. Mesela H aktivitesinin bir günlük float'u görünüyor. Neden float'u var? Çünkü daha I'nın başlamasında bir günlük payı var. Yani o pay. Float dediğimiz şey o. Anladım. Başka bir soru yok sanırım. Çok teşekkürler herkese arkadaşlar. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.